Tekrardan herkese merhabalar. O gün Orpars'la devam ediyoruz Atatürk'ün ölümüyle ilgili. Şimdiye kadar birçok insanın bildiği, daha doğrusu bazı insanların bildiği, birçoğunun yanlış bildiği ve birçoğunun yeni öğreneceği değişik bilgiler karşınıza çıkacak. Geçen sefer bir sürü konu açtık. O konulardan aslında yine bir sürü başka sorular ve cevaplar doğacaktır. Şu an kaldığımız yerde ben şunu soracağım o güne. Daha önceden izlediğim bir video vardı. Orada Ümit Zileli, Rasım Ozan vardı. Şimdi o konuya bir gireceğiz. Ben önce o videoyu göstereyim size. Bir bakın. Ondan sonra o güne döneceğim. İstanbul Ezanesi'nin alındığına dair bir belge vardır. Hı hı. Ve kullanılan ikinin miktarı 43 kutudur. Bizim araştırmacılarımız, yani ben özür dileyerek söylüyorum burada ama biraz da bunu öfkeli demiyorum ama olması gereken bir şekilde öfkeli söylüyorum. Kinin niye kullanılıyor? Kinin sıtmada kullanılıyor. Evet biliyorum. Bizim araştırmacılar kinin sıtmada kullanan bir ilaçtır. Suriye'de kaptı. Atatürk sıtma hastasıdır. Ayrıca da kinin ilacının 43 kutu kullanılması bile başlı başına bir suikasttır. Çünkü evet, bitiriyoruz yani bu tür konularda böyle hep bu havada kalmıyor havada şu anda kalıyor, maalesef evet. Mahkum bir durum. Yok yani. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Bu konuyla ilgili 8 yıldan beri zaten kamuoyu bu konuda çok yazı metni okudu. Bilinen bir konu aslında. Bilinmeyen bir konudan bahsetmiyoruz. Ama benim devlet yöneten insanlara, devlet büyüklerine, şu andaki Cumhurbaşkanı Bakanlığı'nda oturan Sayın Abdullah Gül'e özellikle ricam Atatürk'ün hastalığıyla... Evet, o gün hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Zaten gitmemiştin aslında, buradaydın da laf olsun diye hoş geldin diyelim. Evet. Bu, hatırlıyorsun değil mi o programı? Şimdi evet. Kimler vardı? Ümit Zileli vardı, orada Rasim Ozan vardı. O program dinamit programı, Beyaz TV'de. Dönemde de bayağı bir ses getiren bir programdı. Ali Güler Hoca vardı. Evet. Albay, Atatürk Mutlu'na. Atatürk'ün şeceresiyle ilgili kitabı yazan kişi vardı zaten bilinir. Ümit Zileli Beyefendi vardı. Latif vardı. Ve Rasım Ozan Kütahyalı vardı. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi diğerleri değil ama Rasım Ozan'ı ben öyle bilmezdim. Yani beni çok şaşırttı. Program boyunca hiç konuşmadı. Ve sonra birdenbire yok oldu. Yani... Nasıl oldu böyle bir şey? Şimdi, çok ilgi benim açımdan çok ilgi çekici. Şimdi tabii bu Atatürk'ün öldürülmesi konusu Türkiye aslında hep sürekli gündeminde aslında. Derin bir konu bu. Bir program öncesi Rasım Ozan Kütahyalı Muhammed Yüksel'in elindeki bir fotoğrafta gündem oluşturdular ve Atatürk'ün öldürülmesi konusu işlenmişti. Orada da benim ismimi zikretti. Yani ismimi zikretmeden benden bahsetti. Yani ağız alamayacak laflar söyledi bana gıyabında. Hı hı. Ben de İstanbul'da programım vardı benim. O hafta içinde işte buradaydım aslında, İstanbul'daydım. Uçakla Ankara dönüşünde biz Latif'le karşılaştık. Ankara zaten merkez, ikimiz de gazeteciyiz. Latif'le karşılaşınca bir de koltuklarımızda yayın olunca merhabalaştık kendisiyle. Dedim bayağı attınız dedim ya hakkında yani. Bir dakika, Latif mi, Rasim Ozan mı? Hangi? Yok, Latif. Latif program sunucusu olan. Latif Bey'le. Rasım Ozan Kütahyalı o bir önceki programda hakkımda atıp tutan kişi. Evet. Yani o konuyla ilgili çok ağır cümleler kullandı. Tam yanında oturuyordu, şu elinin tersinde duruyordu. Şimdi ben tabii biz Latif'le daha önce tanışmıyoruz ama gıyaben birbirimizi tanıyoruz yani. Çünkü hepimiz Ankara'da olan gazetecileriz. Tabii birbirimizle de karşılaşınca da yabancı çekmedik, hemen sohbete girdik. Dedi gelir misin dedi bana. Dedim niye gelmeyeyim? Yani sen dedim çağırdılar, ben mi gelmedim? Böyle biz anlaştık. Anlaştıktan sonra da sonuç itibariyle dinamit programına ben konuk oldum. Ali Güler beyefendi çağrılmış. Biz uçakla Ankara'dan Latif, Ali Güler ve ben İstanbul'a geldik programına. Akşam. Dinamit'e. Ümit Süreli tabii o zaman program yapıyor onlarla beraber. Hı hı. Biz içeri alındık. İşte tost, çay falan içtik. Yani yorgunluğumuz da tamam diye sohbet ediyoruz. O arada Rasım Ozan Kütahyalı girdi içeriye. Beni görünce biraz bozuldu. Sürpriz mi oldu? Çok sürpriz oldu ona yani. Ondan sonra o gün tabii başbakanların yanındaymış. Sayın Başbakanımızın yanındaymış.
işte Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirilmesi için hani yurt dışında ne yazıyorsun, hani ne yaşıyorsun, garip orada diyarlarda dolaşma, ülkene gel diye başbakan çağrıda bulmuştu o dönemde hatırlarsan. İşte Rasim Ozan Kütahyalı onu o röportajı yapmış, onu açıklayacak. Fakat Rasim Ozan Kütahyalı Latife dedi ki ben bunu duydum ve şahidim, ben dedi İzmir'e gidiyorum. Yani şimdi programın aslında yapımcısı Latif değil, Rasim Ozan Kütahyalı. Nasıl kendi bu ya? Kendi programda ilk defa o programda İlhak dedi ben de İzmir'e gidiyorum dedi. Yani hani Rasim Ozan Kütahyalı deyince Latif zorladı. Ama bir müddet zorladı. Görünüyor programda yani. Anlatacağım oraya işte. Yani bu zorladılar yani. Dediler ki ya program nasıl gidiyorsun? Şimdi biz programa gideceğiz yani. Yani herkes seni burada bekliyor. Konuşacaksın. Yani bu konular konuşulacak. Yani taşılacak. Rasim Ozan Kütahyalı direniyor. Ben bu programa girmeyeceğim diyor. Yani bir arkada tartışma çıktı yani. Bunlar başka odalara gittiler, konuştular, tartıştılar kendi aralarında. En sonunda Rasim Ozan Kütahyalı bir konuda ikna ettiler. Ondan sonra olay zaten böyle gerçekleşti. Biz programı başladıktan sonra öncesinde bu başbakanla ilgili yapılan bölüm konuşuldu. İkinci bölümde Ali Güler'le ikimiz biz programa dahil olduk. Atatürk'ün öldürülmesi konusunu işlemek için. Hı hı. O esnada da Rasim Ozan Kütahyalı benim sağ tarafımda oturuyordu. Ümit Süreli karşımda, Ümit Süreli'nin yanında Ali Güler Hoca. Latif ortada yönetici olarak bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı hiç konuşmadı zaten. Ekranda bir ara gözüktü. Sonra biz konuşurken hepimiz şaşkın bir halde Rasim Ozan Kütahyalı'ya baktık. Kameramanlar dahil olmak üzere. Rasim Ozan Kütahyalı eğilerekten kameranın altına fır diye kaçtı gitti. Yani bir fıdık faresi nasıl kaçar? Ya İzmir'e yetişmesi gerekiyor. Evet, acil İzmir'e yetişmesi lazımmış. Önemli bir yani, şey. Yani biz öyle diyoruz yani, ne diyelim artık yani. Gitti, ben döndüm Latif'e baktım. Latif Ümitsizliğe baktı. Ali Güler böyle baktı kaldı. Yani şimdi hepimiz gülelim mi, ağlayalım mı, ne yapacağımızı şaşırdık bir anda yani. Ben de beklemediğim bir şeydi açıkçası. Yani siz benim gıyabımı da atıyorsunuz, tutuyorsunuz. Bu şahıs oraya geliyor ve kaçıyorsunuz. Ben böyle algıladım yani. Ben kendisi buradan da sesleniyorum. Bak ben buradayım. İstanbul'dayım şu anda. Çağır benim programı. Ben seninle bu konuyu konuşayım. O programı da koyalım. O bana söylediğin sözlerin tamamını yüzüme karşı söyle. Yüzüme karşı söyle. Konuşalım seninle bu insanları. Yani benim gıyabımda konuşan insanları bugün ben yüzüme karşı konuşmaya davet ediyorum. Hepsini zaten teker teker sana bahsedeceğiz. Hepsinin geçik yüzünü ortaya koyacağız. Kamuoyu bunların arka planını görecek. Siz benim arkamda bu konuşmaları yaptınız. Ben kanuni haklarımı kullanamadım. Yani benim bir beyanda bulunma hakkım var bu kanala. Benim hakkımda konuşuyorsunuz. İsmimi dahi zikrettiniz. Ben bu kanalda ne için konuşamıyorum? Hakkımı niçin savunamıyorum? Bu hak bana verilmedi. Bu ne oldu? Onlara oldu olanı oldu. Ben herkesin şu andaki halini, vaziyetini görüyorum. İlahi adalet diyorum. Yani ilahi adalet aslında gerçekleşiyor şu anda. Tescil oluyor yani. Ben ilahi adalete sığınmış bir insanım. Ve görüyorum da durumları, vaziyetlerini görüyorum. Buradan da Rasim Ozan Kütahyalı'nın davası böyle oldu. Ve Rasim Ozan Kütahyalı Türkçesi o gün Demet programında kaçtı. İlginç olmuş. Çok ilginç. Ya ama şöyle garip bir şey daha var yani. Şimdi bu işin ilginç yanı zaten bu değil. Şimdi dışarıdan bunları insan anlattığınız zaman anlaşılması güç. Yani adama hasta mısın derler. Ama bak bu kadar ekranlara karşı çıkıp da bunu bir şekilde söylemek bir ciddiyettir yani. Bunun gerçeklik payı vardır. Bu insanların ben isimlerinden bahsediyorum, farkında mısın? İsim veriyorum. Tarih veriyorum, gün veriyorum, saat veriyorum, yer veriyorum, yurt veriyorum. Bunların şartları var. Bunlar konuşacaklar. Bugün bunların konuşmak zorunluluğu var. Neden? Çünkü bunlar yaşandı. Kamuoyunun bu bilmeyenin yönlerini ortaya çıkartması lazım. Ve ben ilk kez ona çıktığım zaman 2004 yılında Kanal A'ydı zannedersem. O kanalda program yaptık. Bitti. İki gün sonra Cüneyt Polat beni aradı. Dedi ki dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan benim Agoni kitabımı imzala istedi. Yani ben Alper Tan'a özel kalemine ve Sayın Başbakan, dönemin Sayın Başbakan'la Recep Tayyip Erdoğan'a imzala kitap gönderdim. Yani bunu bu konuyu Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmeme durumu yok ki. Hükümetin bilmeme durumu yok ki. Çünkü zaman zaman hükümette bazı milletvekilleri de şahıslar da Atatürk'ün ölümüyle ilgili açıklamalar yaptılar yani bu konuda. Ya bu, aslında bunlar hepsi biliniyor. Ama kamuoyu bunun arka plandaki çalışmalarını bilmiyor. Benim zaten bugün seninle konuşmamızın sebebini arka planı ön plana çekebilmek. Yani halkın görmediğini halkın önüne koyabilmek. Ve gerçekleri çıplaklıkla ortaya koyabilmek. Ben yorum yapmıyorum. Ben Rasim Ozan Kütahyalı orada o programda İzmir'e gidecek miydi, gitmeyecek miydi? Ben takip edemem Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Ama dört kişinin
kameraman da, 3 tane kameraman vardı orada. 7 kişinin şahit olduğu bir olay var. Fındık faresi gibi kameranın altında eğilip kaçan bir adam var. Ya programın yani arasını bile beklemedi bu adam. Yani konuşuyor seninle, orada hiç konuşmayabilirsin. Araya verir, çıkıp gidersin. Bu kadar basittir aslında yani bu. Ya bir aralar şimdi ben bile... Ben bunu anlamadım açıkçası yani. Bunu çözemedim. Yani dedim ki yani madem hani olabilir yani sonuçta kimse kimseyle bir arada olmak zorunda değil. Ama program arasında topu topu 30 dakika sonra, 30 dakikalık bir süreç var. 30 dakikalık süreç sonra siz çıkarsınız, reklama girer programa. Aldın başın gitti hadi eyvallah. Bu kadar basit yani. O sıkıntı değil. Ama bu olayı ben hala... Yani Rasmus Aktörü'nün de şimdi hakkını gasp etmek istemiyorum, gıyabında da konuşmak istemiyorum ama yani burada da söylüyorum, kaçmak gibi bir anlaşılma çıktı ortaya yani. Kendisine de buradan rica ediyorum, çağırsın, konuşalım. Ben çağırsın beni, ben programa gitmeye hazırım yani. Ve o konuları, tekrar onların bana söylediği lafların aynısını ekranda benim gözüm içine baka baka söyleyerekten ben de onu cevaplamak istiyorum orada. Öyle bir hakkım vardı çünkü, hakkımı bana kullandırmadılar. O hakkımı kullanmak istiyorum, hakkım değil mi? Evet ama geçmiş olsun. Artık farklı şekilde ilerleyecek zannederim bu süreç. Çünkü bu anlattıklarından sonra birçok insanın cevap vermesi gerekecek. İsim veriyorsun çünkü. Bazı şeyleri şimdi açıklıyorsun. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim ben sana. Mesela Sedat Peker diye bir vaka var. Yani bu benim olayım Sedat Peker'le bir balansı da yok yani. Ben onu da düşündüm yani çok garip bir şekilde. Şimdi Sedat Peker dediğimiz şahıs bilinen bir şahıs. Ben de tanıyorum, sen de tanıyorsun. Herkes tanıyor. Sedat Peker'i tanımayan adam mı var? Ben oturdum, adamın konuşmalarını dizi film izler gibi izliyordum açıkçası yani. Çok da keyifli, ben sana söyleyeyim yani. Kendine özel bir tarzı yok, var. Yok yok, hakikaten de bak. Yani Sedat Peker'in çok keyifli bir yanı var yani, bu gerçek yani. Ben izlerken ya arkadaş bu adam bu kadar olayı nasıl yapar diye kendi kendine insan düşünüyor yani. Beni şey, ben hiç sevmem kendisini ama beni çok şaşırttı. Yani, ben onu söyleyeyim, hiç beklemezdim ya. Herkes izledi ya. İzlemediğin insan bak, bir şey söyleyeyim ben sana. Benim 68 kuşağı solcu arkadaşlarım var, böyle devrimcilerden bu şeylerden. Onlar bile izlediler, onlar bile keyifli izlediler yani, böyle bir şey yok yani. Bak gerçekten sonra çok ilginç bir şey. Evet. Ama Sedat Peker'i burada o bu cümlemi illaki duyacak ve dinleyecek. Ben biliyorum Sedat Peker'in bunu diyeceğini. Sedat Peker'i 1990'lar, 95'ler arasında, 93-95 arasında tam tarih vermek istemiyorum. O tarihte vurulma emri vardır, infaz emri vardır Sedat Peker'in. Devlet tarafından. Devlet tarafından onun vurulma emri var. Yani infaz edilme kararı var. Yani infaz eden kişiler yola çıkarlar, yolda bir emir gelir, geri dönerler. Yani Sedat Peker bugünkü yaptığı açıklamalara falan baktığımız zaman ben Türkiye'den derin devlet diyoruz ya, evet. Yani devlet diyoruz ya, devleti bugünler için hazırladığı bir adam olarak görüyorum ben Sedat Peker'i. Şahsi bir sorun yok Sedat Peker'e. Derin olan benim diyor Sedat Peker. Yok zaten o Mehmet Ağar'a derin diyor. Derin adam diyor, tamam ona takılıyor. Yok, ona da takılıyor ama. Yani. Takılıyor da ama Sedat Peker'in derin devletle derin devletin uzantılarıyla bugün bir açıklama yaptığını ben farkındayım. Aynı şeyi hükümette de bahsediyorum. Hükümette de içerideki yapıların devreye girdiğini düşünüyorum. Yani şu anda hükümet çok müthiş bir sıkıntı içinde. Yani her an hükümet yıkılabilir diyor benim. Bak şu anda bir açıklamadır, bu da yine bir tartışmadır. Şu anda hükümet yıkılma halindedir yani. Yıkılmıştır hükümet zaten. Şimdi ilginç şey değil mi? Bunlar aslında yani? İlginç tabii de, çok bu, yani. Bu konuyu farklıca işlemek lazım. Evet. Biz şimdi Atatürk'ün ölümüyle giriştik programla ama yani. Araya bunu ekleştirdik. Ama bunlar Atatürk'ün ölümüyle de direkt bak şimdi diyeceksin ki ya ne alaka diyecekler sana da ya. Hani Atatürk'ün ölümüyle, sağlığıyla, şunda bunlar ne alakası var? İşte Atatürk'ün öldürülme sebepleri işte buradan çıkıyor. Yani Atatürk öldürüldü diyoruz ya. İşleyiş var. Tarzı mı? Sistemden yani, mi bahsediyorsun? Tabii yani. Canım. Şimdi Atatürk Çanakkale'de, Trabzonspor'da, işte Kurtuluş Savaşı'nda, mecliste bir asker. Önce bir asker bu adam. Yani adam dememin sebebi de adam gibi adam olduğu için diyorum. Saygısız kanalımda demiyorum adam diye. Adam zaten. Adam yani. Hı. Adam. Dibine kadar adam bu adam. Gerçek. Bu zaten muhterem savaşmış. Yani savaşmış. Cephede kurşun yemiş ve insanlara ölme emri vermiş. Kolay bir şey değil bu. Cephede savaş yasa gidip ölün demiş yani. Birçok özelliği bir arada bulunduran Atatürk gibi bir insan yok. Yani yok. Çok güçlü şimdi insanlar bu, var. Bu birincisi. Yani bu bizim ilk konuşmamızda bir cümle vardı. Onu biraz açmak istiyorum. Çünkü o önemli bir cümle benim için. Dünya için de önemli bir şey. Şimdi Hitler cephede savaşmış mı? Mussolini cephede savaşmış mı? Dönemin şeylerine bakıyorsun. Benim bildiğim kadarıyla Hitler savaşmış.
Hitler hangi cephede savaşmış? Avusturya'da. Hayır, Hitler'in öyle savaştı, bir savaş falan yok. Araştırabilirsin. Kendi anlatımları var ya, kavgam kitabında. Bir şey söyleyeyim, cephede Hitler'i gören bir para veresin bana gösterir misin? Cephede Hitler'i savaşta gösteren bir kara göster bana. Varsa bile ben görmedim. Hatırlamıyorum yani, tamam. Olmayabilir. Şimdi bunu araştırsın herkes de. Ama Atatürk'ün cephede tonlarca fotoğraf var. Evet. Yani sanki bu adam özellikle orada çekilmiş yani. Çok garip bir şekilde yani. Fotoğraflanmış yani Atatürk. Yani cephedeki bütün boyutlarla Atatürk orada yerini almış. Şimdi Atatürk aynı zamanda mücadelesini verdiği ortadan kalkmış bir Osmanlı İmparatorluğu'nda cumhuriyeti kurdu. Bir devlet kurdu. Bu ikincisi. Yani komutan olup savaşmak başka bir şey. Devlet kurmak bambaşka bir şey. En zoru hangisi dersen savaşmak daha kolay. Çünkü ne yapacağım belli. Yani orada herkes pozunu paylaşıyor. Hı. Ama devlet kurduğun zaman dünyayla artık yüze giriyorsun. Yani dünyayla savaşıyorsun ama bu sefer hukuk devreye giriyor, adalet devreye giriyor, başka şeyler devreye giriyor yani. Başka kompozisyonlar var. Ama aynı zamanda bu milleti ayağa kaldırman lazım ve medeni seviyenin üstüne getirebilmen lazım. Çünkü amacı o. Şimdi Atatürk nedir diye, kimdir değil bak nedir diye sorduğumda ne cevap verirsin bana? Vallahi bir şey söyleyeyim sana, Atatürk'ü bir çerçevenin içine sokup da budur demek hayattaki en büyük hata olur. Ya ben insanların zaten bunun farkındayım. Herkes Atatürk'ü bir çerçevenin içine sokmaya çalışıyor. Bu yanlış. Evet. Yani Atatürk'ü bir çerçevenin içine koyup da Atatürk budur demek bence tarihteki ama en büyük hata. Ama şudur budur diyebiliriz. Bir kere adam iyi bir savaşçı, stratejist. Bir şey söyleyeyim, Atatürk kimdir diye sorarsan ben sana özünde sana söyleyeyim. Özeti şudur yani. Atatürk kimdir? Bana göre adamdır. Bir. İki nedir? İnsandır. Bitmiştir. Böyle adam yok mu? Hayır, yok. Hayır, bana bir şey söyleme. Çok birçok özelliği, hani nedir sorusunu bak, özellikle adamlık, sordum hayır, bak. Adamlık demek ve insan demek bunlar bir başlık. İnsan dediğin zaman, adam dediğin zaman ortaya çıkan sonuçlar var, alt veriler var. Evet. Matematik çıkıyor. Atatürk'ün doğayla, canlılarla, kainatla, tarihle, bilimle, insanlıkla direkt ilişkisi var. Direkt birebir ilişkisi var. Ve bunları koruyup ve kolluyor. İşte bunları soruyorum. İşte yani onlar vaaz altına alıyor. Yani insandır dediğim zaman buradan başlıyorum. Adam dediğin zaman da ülkede bak kayıtlara geçmemiştir. Benim bildiğim ama kayıtlara geçmeyen ifadeler var. Çankaya Köşkü'nde gizli gizli kaçan Ankara sokaklarında simitçiyle, boyacıyla, tarladaki çiftçiyle halkla iç içe diyorsun. Ya korumasız hem de ya. Korumasız. Tebdili kıyafet mi? Tebdili kıyafet diyeceğim. Atatürk ortada dolaşan bir adam. Bir bak uzadı Atatürk karşına ne yaparsın? Herkese konuşurum. Herkes yani, yani. Atatürk de işte Türk halkının ölümünden sonra Atatürk'ün ağlamasının bu kadar affedememesinin sebebi buradan oldu. Atatürk hep bu halkın içindeydi ki hiç dışa çıkmadık Atatürk. Tepeye çıkmadık Atatürk. Nasıl bir diktatör olur böyle bir şey var mı ya? Yani yeryüzünde bir diktatör düşün ki halkın içinde simit yiyor, çay içiyor, onlarla sohbet ediyor. Korumasız. Korumaları var. Korumalar zaten çırına çıkmış adamlar. Şöyle ya. Olabilir. Yani. Şu şekilde olabilir. Mesela bir sahne hazırlarsın. Oyuncuları getirirsin. Bunlar halk olur. Öyle bir şey mümkün değil canım. Niye canım? Hayır, bir şey manipülasyon diyor. İnanılmaz boyutlar. Tabii şimdi ne yapabiliyorsun? Şimdilikler ben görüyorum. Yani burada ben göremiyorum. O günden bahsetmiyorum. O günkü aynen. Propaganda stratejisi. Yok, şimdi var ya bak. Gerçek. Şimdi millet. Şimdi Tayyip Erdoğan bana kızabilir. Veya hükümete kızabilir. Kızsın canım. Çok umurumuzdaydı yani. Bak. O kadar düzmece olaylar yapıyorlar ki. Ben buradan bakınca gülüyorum ya. Yani bunun bir insanın anlamaması, zekası mümkün değil yani. Sen ülkenin cumhurbaşkanısın. Bak ülkenin cumhurbaşkanısın. Ben Tayyip Erdoğan yanında olsam, Sayın Tayyip Erdoğan yanında olsam, bak ben onu cumhurbaşkanı kabul etmiyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Asla o konuda kaymış değilim. Başbakanlık da kabul etmedim döneminde. Bu konuda yazılarım var, açıklamalarım var. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı insan olarak gören bir vatandaşım. İnsan olarak da algılamalarında sorun var. Bu zat-ı muhterem bu kadar yayın organına sahipken çıksa dese ki ey yüce Türk halkı ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım. Ben sizin için şunları evet hatalı yaptım, kusur yaptım. Çıkmıyor mu zaman zaman ben hata yaptım, ben affedin demiyor mu? Bir de ağlamıyor mu? Aldatıyor. Sürekli aldatım diye. Yani bir ağlayan bir adam var. Şimdi ismini söylemek istemiyorum da ayıp olmasın. Aslında suç değil. Söylesin suç değil de ama o duruma düşmek istemiyorum kendisine. Dese Türk halkına sahip çıkacak. Niye?
Ama çıktı zaten defalarca. Aynen, yani. Çıkıyor zaten. Hı. Çıkıyor. Ama Atatürk gibi bir adam böyle bir şey dememiş ki kamuoyuna. Hiç aldatılmamış değil mi hiç? Ya Atatürk gibi bir şahıs, bak Atatürk gibi bir şahıs çıkıp da bugünkü cumhurbaşkanları dahil olmak üzere yaptıkları hiçbir şeyi yapmamış. Ne yapmış? Çok basit. Çıkmış, kapıdan çıkmamış. Bahçeden atlamış, duvardan atlamış. Ya bir duvardan atlayan cumhurbaşkanı duydun mu sen Çarkın'da? Yalnız kalmak için. Bak, duydun mu? Vallahi yok yani. Bak, Çankaya Köşkü'nün subaylardan, korumalardan, kapıdaki bekçilerden gözükmeden kaçan, duvardan atlayan, Ankara'ya dalan, orada vatandaşlarla sohbet eden bir adammış. Yani bu sadece cesaretle ilgili değil. Değil canım, zaten hiçbir alakası yok. Şu, ama yani niye biliyor musun? Korkak bir adam yapamaz aslında, bunu. Yok, niye söyleyemiyorum aslında. Çünkü Atatürk Türk halkına hep güvendi. Onlarla beraber çünkü savaştı. Bu savaş onlarla verdi. Bir lider, bir önder, bir devlet adamı eğer gücünü halkına alamıyorsa zaten o adam adam değildir ki, bitmiş zaten. Liderler güçlerini halklarından alırlar. Halk ona sahip çıkarsa liderler önder olurlar. Önder olur, toplumun önderi olurlar. Ve o önderler toplumu aydınlatırlar. Onlara öncülük yaparlar. Ondan sonra da suikaste uğrarlar. Zehirlenir. Öyle olmuştu yani. Çoğu da maalesef öyle olmuştu. Aslında tabii Atatürk'ün ölümüyle ilgili olan konuda bunların da aslında ön planda konuşması lazımdı. Biz tabii çok böyle gittik. Dallanıp budaklanıyoruz. Tabii o yüzden de tam anlaşılmadı bazı konular. Atatürk'ü aslında bir anlatmak lazım, anlamak lazım. Atatürk hakikaten de bir adam ve bir insan. Yani bir tanımlama olursa bana göre. O tanımlama içerisinde zaten bunların hepsi alt başlarda yer alıyor. Ama Atatürk gibi bir insanı ben hiçbir zaman evliya, çelebi, peygamber, veli, Allah, yaratıcı tanrı gibi görmedim ben. Öyle bir tipi zaten yok. Öyle bir yapısı da yok zaten. Bu konuda tabii tarihsel kitaplarda insanlar şimdi kesimleri ayırmış Atatürk'le ilgili. Bir kesim Atatürk'ü dinsiz zannediyor. Bir kesim solcu zannediyor. Hatta takımlarda bile problem var. Kimisi Galatasaray diyor, kimisi Beşiktaşlı diyor. Yani kimisi de Fenerbahçe. Oraya kadar indi ya, diyorsun. Buraya kadar inmiş yani. Buraya kadar Atatürk parçalanmış yani. Şimdi bu ya bir futbol takımının kulübünde Atatürk'ün hangi takımı tuttu? Ben şimdi Fenerbahçeliyim. Atatürk Fenerbahçeli diyorum. Artık çıktım işin içinden abi, tamam mı? Atatürk Fenerbahçeli diyorum. Çünkü ben Fenerbahçeliyim ya. Ya bir de başka bir şeyle olsa ne fark edecek? Hayır, ama bu çok klasik bir yöntem vardır. Bu İngilizlerden gelen böl parçala yönet diye. İşte böyle yani. En ufak parçayı ne kadar çok parçalarsan o kadar kolay kontrol edebiliyorsun. Yani şimdi ben dedim de Altınkum'da bir geçmiş zaman İş arkadaşlarım vardı, onlarla beraberdi. Orada da Ankara'dan emekli, elektrik kurumundan emekli mühendisler vardı işte. Onlar orada çalışıyorlardı. Yaşlı başlı adamlar bunlar. Ben oradan geçtim. Bunlar orada oturuyorlar, sohbet ediyorlardı öğle üzeri. Gölgede işte emekliler sohbet ediyorlar. Sonra oradan döndüm bir baktım, bunlar birbirine girmişler, kavga ediyorlar. Ya hepsi çok eski arkadaşlar bunlar yani. 20'lik, 30 yıllık aynı yerden, kurumdan emekli olan insanlar bunlar. Ama çok şiddetli bir kavga var ortada yani. Mozmur olmuş insanlar yani. Bu kadar ciddi bir kavga var. Lan ben de merak ettim. Ne ama olabilir? Bulaşmak da istemiyorum da anlamak için de bir kenarda gıdım 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 gidiyorum yani. Olayı da merak ediyorum yani. Ama çok bağırıp çağırıyorlar ya. Sen birbirini boğacak insanlar yani. Birisi beni gördü. Dedi o gün buraya gel dedi. Bana bağırdı. Buyur abi dedim. Gel lan buraya dedi. Gittim. Dedi sen dedi bu işi çözersin. Dedi doğru söyle bana. Vallahi billahi bak Allah şahidimdir ki. Atatürk'ün dedi namazı kılındı mı kılınmadı mı? Soru bu. Kavganın sebebi de bu. Bir kısmı kılındı, bir kısmı da kılınmadı diyor. Ya bu adamlar mühendis. Yani mühendis. Adamların yaşı o zaman elinin üstünde. Kahvede pişpirik oynayan dayı değil diyorsun. Değil, değil. O kadar değil. Adamlar yarın çünkü bu ülkeye başbakan olacak, cumhurbaşkanı olacak kapasitede bu adamlar yani. Kavgaları cenaze namazı kılındı mı, kılınmadı mı? Adam bugüne kadar bunun kararını verememiş ya. Şimdi biliyor musun bak böyle bir tartışma var ortada. Ben de baktım dedim ki abi Atatürk'ün cenaze namazı kılındı. Nasıl kılındı lan? Böyle kılındı. Dedim bak Hindistan'da böyle kılındı, Gıyabında böyle kılındı, şu ülkede böyle kılındı. O tarz dedi ben tabii biraz acizane bilgilerim vardı. Onları paylaştım. Kavga bitti. Sevimle isterim dedi. Dedi ki Allah cezası versin tamam mısın yani. Düşün ki bu ülkenin kelli feli dedin insanlar da bu hala bu taşımayı bitirememişler. Bırak halkını.
Şimdi ben sana geçen gün işte dedim, bu ülkede siyasetle uğraşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri, şu andaki vekiller, bunlar bizim şu anda yöneticilerimiz. Diyor ki onlara, mikrofonu koy, hemen kapıda koy. Ülkedeki Cumhurbaşkanı ismi sayar mısınız? Şimdi birincisi, ben bu insanların yöneticimiz olduğunu düşünmüyorum. O değil, bak şimdi bak, yani bu o konuda bir yok, bu konuda senin yeni fikrim yok, biliyorsun. Diyorum sana, şu anda mikrofonu tak, sor. Hani soruyorlar ya sana, sokak soruları soruyorlar ya. Mecliste de milletvekillerine sor, de ki Cumhurbaşkanımız ismini sayar mısınız? Atatürk'ten günümüze kadar gelince Cumhurbaşkanı. Bak yemin ediyorum sana, vallahi billahi diyorum sana, CHP'lisi, MHP'lisi, AK Parti'li, şu buyu, İçinde sayabilecek 550 tane milletvekili vardı, kaç tane bilemiyorum ama tamam, şu anda ne olduğunu hakkında bilgim yok. 10 tanenin dışında kimse söyleyemeyecek abi. 10 kişinin de kim olduğunu bildiğim için 10 kişi oraya koydum ki 10 kişiyi de çok iyi biliyorum. Bilirler onlar da yani. Peki şöyle bir şey yapsa... Genel başkanlar bu işe dahildir ha. O dediğin soru birçok insan cevap veremez. Çok hayır, daha... vekilden bahsediyorum, hayır, ya. Halktan bahsetmiyorum abi, ya. Abi o değil mevzu. Başka bir şey değil. Üstten bahsediyorum sana. Başka bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen çok yukarıdan soruyorsun. İşte onlar bilmezse kim bilecek? Okuma abi, yazma bilip bilmedikleriyle alakalı bir test yapsın. Ne çıkar ortaya? Bak diyorum sana. Yukarıda bulunan durum buysa, aşağıdakinin durumunu konuşmuyorum ben sana diyorum. Aşağı zaten görüyorum, orada yaşıyorum ben. Yukarıdaki adamın durumu zaten bu yani. Durumu bu yani adamın yani. Hı. Şimdi düzeltecek olan kişi durumu buysa, aşağıya nasıl düzeltecek? Aşağıya kim düzeltecek yani? Kum saatinin nasıl çalıştığını biliyoruz değil mi? Ne oluyor? Kum saati, yukarıdaki kumlar aşağı inince yukarıda hiçbir şey kalmıyor. Onu arada bir ters çevirmek gerekiyor. İşte demek ki... Tekrar zaman başlayabilsin diye aklıma geldi birdenbire de. Doğru tespit. İşte aslında güzel bir mesaj verdin. Anlayabilen zekalar için. Belki de vakti geldi yani. Yani ben sadece saat için söyledim. Yok, yani o çok şey açılabilir, ben sana söyleyeyim. O çok sıkıntılı bir cümle. Yok abi, saatin çalışma mekanizmasından bahsediyorum. O kum saati öğrenen çok sıkıntılı oldu, ben sana söyleyeyim. Bu işi anlayanlar bir anda şimdi kafalar değişik şekilde çalışmaya başlar. Eyvah derler ya. Doğru, adam doğru tespit yaptı. Bu kum aşağıdan tespit edilecek. Bu halt çıkacak, bizim tepemize binecek. Ne yapacağız? Ne olur? İşte o zaman ondan düşünmesin. Zaman ben yeniden başlar. Abi ben var ya, ben vekil değilim. Ben bakan değilim. Ben parası pulu olmayan, gariban, sıradan bir vatandaşım. İki cahil oturduk burada konuşuyoruz. İşte, yani bizim bildiğimiz bu kadar. Benim bu dünyada yaptığım hırsızlık yok, soysuzluk yok. Kimsenin gasp etmediğim, kimsenin ırzına namusuna bir el dokunmadığım. Bu kadar rahat konuşmanın sebebi de bu zaten. Zaten ya, bu ya. Zaten bunu yapmış olsan Allah aşkına, bak burada yatarken görüyor musun? Ben kafaya koyduğum zaman nasıl uyuyorum? Ama horladığını duymuyorum. Orada bir eksiklik var. Horluyorum. Belki bana gelmiş. Yok, bayan arkadaşlarım sağ olsunlar, en çok bakılan yani sıkıntılar, çok horladığımı söylüyorlar. Hatta bak bunu söyleyeyim, hakkımdan da bir şey gezememe kararım var. Bir bayan arkadaşımla işte Edirne'de beraberken 6. kattan bana şikayet geldi. Yuh! Dediler ki, evde ayın bözüyorsun. O kişi verdi. Yani sonuçta dediğim gibi bizim toplumla gidecek bir şeyimiz yok artık yani. Biz açığız. Toplum bana her şeyi söyleyebilir. Peki bak, her şey birbirine bağlantılı. Şimdi bunlar niye çözülmüyor diye, bu olaylar ta Cumhuriyet'ten beri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri konuşup duruyoruz. Her şey birbirine o kadar bağlanmış ki, bu buna bunu vermiş, bu bundan bunu almış, bunların hepsi iç içe geçmiş çok çetrefilli bir şekilde. En yukarıdakinden en aşağıdakine kadar. Ama bunun çözümü var mı? Bak söylemezdim, çözüm her zaman var. Şimdi sorun varsa çözüm de vardır. Önemli olan sorunu tespit edip çözüme doğru yönelmek lazım. Şimdi ben sürekli sorun bulan insanlardan rahatsız oluyorum. Sorun bulmak herkes için mümkün. Benim gibi. Ama sen çözüm buluyorsun. Senin özelin de bu var. Yani senin bu yönünü de seviyorum. Sen çözüm de buluyorsun. Yani çözümü de koyuyorsun. Sorun bulan çözümü de ortaya koymak zorunda. Sorun buluyorsan çözümüyle beraber ortaya koymak zorundasın. Sorumluluğunu almak zorundasın. Tabii yani. Canım. Ya sürekli ben zaten bugün toplumun yaptığı bu değil mi? Sürekli sorun buluyor. Çözüm aşamasında kimse kabullenmiyor yerinden. Ama sürekli sorun. Sürekli eleştir. Sürekli yargılama. Kendine bir bak önce. Kendine bir düzelt önce. Yani sorun bulmak kolay. Yani bir şeyi sorun olarak bulabilmen, görebilmen gayet normal yani. Her şey sorun çünkü. Bir insanda 50 küsür hata bulursun. Normal bir insanda. Hata bulabilirsin, kusur da bulabilirsin. O sorun değil. Ama çözümle bakmak lazım. Şimdi devletin çözümleri her zaman vardır. Devlet dediğimiz zaman biz zannediyoruz ki Manav'daki bir patates, bir ev çatısı, böyle bir şey yok. Devlet somut bir kavram değil, soyut bir kavram. Bu soyut kavramı içine sen nasıl doldurman gerekiyorsa o şekilde doldurabilirsin. Kültür ve birikiminle doldurabilirsin. Yani bir insanın
çobanın, mesela dağdaki bir çobanı küçümsedim anlamda değil. Veya o zaman bu senin dediğin değil. Kötü anlamda da doldur. Kötü bir şekilde de doldurabilirsin. Yok, o anlamda değil işte. Anlatıyorum sana. Şimdi insanlar da bunu dinlesinler bak mesela. Şimdi çobanın devlete bakış açısı. Yani hiç okuması yazması olmayan bir kişiden bahsediyorum ben yani. Dağda adam yıllarca çobanlık yapmış. Koyun, keçi. Erdemli bir insan olabilir. Çok erdemlidir bak. Bak onlar erdemsiz demedim. O okuma yazma yok dedim. Yani dünyayla bağı yok bu adama. Adama devlet ne diye söylesin. Adam sana bir devlet anlatır. İnanamaz. Sokakta çöplerimizi temizleyen. Ben de temizlik yaptım. Ben temizlik firmasında çalıştım. Bulaşık yıkadım. Çok da güzel sıvırdım. Öyle de kazancıyım ben ha. Bir de kalem atladım bu konuda. Ben fabrikalarda çalıştım. Tuvalet temizledim. Paspas attım. İnsanlarla beraber yaşadım. Onlara devlet diye sorsan başka bir tanımlama alırsın. Okumuş, tahsil etme diye sorsan başka bir tanımlama alırsın. Ama devlet nedir diyorsan 100 tane tanımlama çıkar karşısına senin. Örnek diyorum sana. Ama işleyişine bakarsa tek bir tanımlama çıkar. Devlet kurumları ve yazılı olarak işler. Bitti. Kurumlar ve yazılı olarak işler. Sözle devlet işlemez. Yani sözle devlet bürokrasiden işlemez. Bürokrasiden bahsediyorsun. Bürokrasinin çok ötesinde bir şey dedim. Bak bürokrasi de yazılı çalışır. Kurumlarla çalışır. Yani bir bakanlık, bir kaymakamlık, bir valilik değil mi? Mesela bir muhtarlık. Yazıyla, belgeyle. Burada yazılı yapılar vardır. Yani bir muhtarın muhtar olabilmesi için talimatnameler vardır. Şartlar, koşullar vardır. Yazı vardır, metin vardır. Bir vatandaş şikayetini sözlü veremez. Yazıyla verebilir ancak. Devlet eğer şikayette bulunuyorsa yazıyla verebilirsin. Yani devlet dediğiniz zaman kurum ve kağıt ve kalem gelecek aklına. Yazı gelecek. Başka bir şey yok. Sözlü ben şunu yapayım. Öyle bir şey yok. Devleti idare eden kişiler yani hükümetler arabanın, otobüsün sahibi olamazlar. Yani hükümet devletleşemez. Şoför olur, kullanır diyorsun. Ne zaman ki günümüzde olduğu gibi günümüzdeki hükümet devletleşmeye çalışıyor. Şimdi ben sana bir örnek vereyim. Ben bunu Muzaffer Atırgan'dan dinledim, duydum. Muzaffer Atırgan'ı bilenler bilirler. Ankara'da meşhurdur. Turgut Özal'ın da sağ kullanan bir tanesidir. Dedim Muzaffer abi bir olay var dedim. Ben sana sormak istiyorum dedim. Turgut Özal bir yere gidiyor. Gittiği yerde herkese çömün diyor. Çökün. Çünkü boyu kısa olduğu için altında bir tane sandalye koyuyorlar. Adam boyu kısaymış ne yapalım yani şimdi yani. Ama adam dev adam. O dev bir durum var yani. Cumhurbaşkanımız yani saygı duymamız lazım bir insan. Vatandaşlar çöküyorlar ama bir vatandaş çökmüyor. Diyor sen niye çökmüyorsun? Ben diyor valiyim direkt çökmez diyor yani. Bu aslında vali olduğunu biliyor da ya sen niye çökmüyorsun diyor. O şey de diyor yani. O da diyor ki ben valiyim sen cumhurbaşkanı diyor direkt çökmez diyor yani ayakta kalıyor. Ben devletin adamıyım diyor. Şimdi vali demek ya bak ben sana söyleyeyim. Benim vali akrabalarım var. Vali demek bir ilin Allah'ı demek. Bak çok net cümle söylüyorum sana. Vali izin vermezse o ile cumhurbaşkanı giremez. Başbakan giremez. Allah'ın Amerikalısı giremez. Böyle bir şey ama... Ya bak anlatıyorum sana, kabul etmiyorsan bak başı anlatıyorum. Bu uygulama olmayabilir. Şu anda vali göremiyorum. Kocaman Muğla valisi, Muğla yandı ortada yok. Baktın seller olduğu yerde Kastamonu'da Kastamonu valisi yok. Ya bu valiler nerede? Bu valiler, o zaman biz bu valiler yoksa atalım bu valileri, valilik kurumunu atalım ortadan çıksın bizden bu kurum yani. Olmayan bir ilin, yani bir valisi, orada olmayan bir valilik makamını çıkar ediyorsa yazık günah. Bak ben sana söylüyorum, aldıkları paraların tamamı haram zıkım olsun. Ben helal etmiyorum hakkımı. Ben bütün bu valilere hakkımı helal etmiyorum. Döneminde yaşamış, bu dönemi yaşayan bir yazar ve aydın olarak diyorum ki, görevini yapmayan ne kadar vali varsa bunlardan bir tanesi benim kuzenimdir. Hakkımı haram ediyorum. Haram zıkın olsun diyorum. Niye? Bir vali abi o ilin Allah'ıdır dedim. Bak Allah'a inanan bir insanım ben. Ne demek bu? O vali o ili koruyacak kardeşim. O vali o kapıya gelen işte Recep Yazıcı var örneği var. Recep Yazıcı bir vali değil miydi? Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Recep Yazıcı bir vali değil miydi? Öyle valilerimiz var ki bak çıkar vatandaş gelir tak tak kapıya vurur. Vali der ki niye vuruyorsun kapıya? Sen devlet değil misin der. Evet ben devletim. O zaman benim derdimi gör kardeşim der. Önce vatandaş kaymakama baktı ki kaymakam olmuyor valiye gider. Muhtar, kaymakam, vali. Vali çözemedi mi başbakana gider. Başbakan çözemedi mi cumhurbaşkanı gider. Ha cumhurbaşkanı çözemedi mi ne yapabiliyor musun devlet? Halk ayağa kalkar. O zaman halk haklıdır abi. Halkı çözeceksin sorunu. Halkın ayağına, tırnağına bir
şey battı mı ilk sorumlu olan kişi o ilin valisidir. Bak kaymakamı demedi, muhtarı demedi. Valisidir. Bu valiler yok. Atatürk'ün zamandaki bütün valileri bir incele lütfen. Bizim İçişleri Bakanlığı'nda. Ben İçişleri Bakanlığı kütüphanesinde çalıştım. Yani birçok valilerle de tanışma şansım oldu. Birçok valide gördüm. Muhterem insanlar da, değerli insanlar da gördüm ben. Öyle kıymetli valilerimiz var ki. Bunlar tabii ki onları tenzih ederek söylüyorum ben. Bu ülkenin çok kıymetli valileri var. Bak ne diyorum sana? Çok kıymetli valilerimiz var diyorum sana. Ben tanıdım hiç onları çok şükür. Ama şu anda böyle net bir şekilde söyleyebilirim. Herkes kendisini biliyor. Herkes ne demek istediğini anlıyor. Böyle valiler de var. Bunlar vali değil ki. Bunlar bizim kapıdaki köpeğimizin bekçisi dahi olamayacak insanlar. Duydun mu? Çok ağır bir cümle söyledim. Hı hı. Bu olamayacak sanırım diye o makamların, koltukların bir ağırlığı var. Sana devlet demiş ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki, sen bu ilin valisisin. Ya bu ilin Allah'ısın. Sen buradan sorumlusun kardeşim. Bu noktada büyük bir görev biliyor musun, yetki biliyor musun? Ya çünkü bir cumhurbaşkanı dahi vali derse ki sayın cumhurbaşkanım benim ilime gelmeyin lütfen dediği zaman olay bitmiştir abi. Niye? Benim halkım sizden memnun değil. Benim halkım sizden şikayetçi. Benim ilimi lütfen rahatsız etmeyin. Ev sahibi düşün. Ev reisi düşün. Diyor ki arkadaş benim ilime gelme. Benim çoluğum çocuğum seni sevmiyor, istemiyor yani. Beni rahatsız etme, beni husus etme. Vali babadır ya. Kaymakam, bu kaymakam, valilerin yardımcıları vardı biliyorsun. Kaymakamların yardımcıları vardı. Bu kadar kurumlar vardı, birimler vardı. Yani devleti, işte kurumlar dedik ya başta, devletin kurumları vardır. Vatandaş ne yapar? Bu kurumlara dilekçesini götürür. Dilekçeye verdiği birim vardır, oraya dilekçesini verir. Sana tarikaya seri numarası verirler. Der ki buradan takip et olayın dosyanı. Devlet budur işte. Tamam, şimdi bu kurumları zamanında Atatürk yerleştirdi. Atatürk'ten önce yerleşmiş bu kurumlar. Yani Osmanlı'dan itibaren gelen kurumlarımız var şu anda bizim. Yani kurumlarımızın çoğu biz Osmanlı'dan devraldık birçok kurum. Yani bizim devlet geleneğimiz çok eski. Yani biz dün kurulan, 1923'te kurulan bir devlet değiliz ki biz. Bizim devlet yapımız kaç biliyor musun? 8 asır, 9 asır ta Osmanlı'dan Anadolu Selçuklu'ya kadar git. Sen daha ötesine de gitmiştin. Tabii. Yani. Anadolu Selçuklu devletinden alıyorsun, günümüze kadar geliyorsun. Yani bu bizim devlet geleneğimiz basit değil. Şeyi aç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı tarihine bak. Tarihine kaç bin yıla çıkacaklar. Peki bunca zamanlık bu kurum var yani. Bunca zamanlık bu kurumların nasıl böyle 18-20 senede yozlaştı? Şimdi Atatürk'ün vefatıyla yani suikastıyla beraber şimdi oraya bağlayacağız işi. Oradan çünkü bu konular nasıl açılıyor buraya? Yani, aslında yekmesak bir hava burada oluşturuyoruz. Yani günümüzdeki olaylarla Atatürk'ün vefatıyla, öldürülmesiyle, onun öncesi ve sonrasıyla bir bağlantı kurmamız lazım. Çünkü bugünü, yarını, hani nereye gidiyoruz sorusu bulabilmemiz için de bu gerekli. Şimdi bir yerden başlamamız lazım. Yani başlamamız gereken şey, yer burası. Diyorsun. Burası çok önemli bir şey burası. Çünkü Atatürk'ün ölümüyle beraber kurulmuş bir devlet yapımız var bizim. Tıkı tıkı çalışıyor. Uçak üretiyor, fabrikalar var, şeker fabrikalar var, dokuma fabrikaları var. İnsanlar işlerine, güçlerinde, ekonomi gelişiyor. Dış ülkelerle irtibatlar, diyaloglar son derece iyi. Dış ülkenin liderleri, önderleri bizim ülkemize geliyor. Bu ülkede görüşmeler yapılıyor, ekonomi yükseliyor. Silah üretimine başlanıyor. Düşünebiliyor musun silah üretimi? Araba üretimine, yani sanayi, ağır sanayiye doğru giden bir yapı var Türkiye'de. 38'e kadar. Mesela şark dosyası vardır. Celal Bayar Atatürk tarafından hazırlatılmış bir şark dosyamız vardı bizim Osman altyapıdan. Mesela maden dosyamız vardır. Yani bizim Türkiye maden dosyaları nerededir mesela örnek? Atatürk'ün maden hakkında yaptığı araştırma dosyası şu anda kayıptır mesela. Örnek diyeyim ben sana. Kayıp şu anda maden hakkında kayıp. Bir yerlerden çıkar mı sence? Mutlaka çıkar. Bunu kaybetmek mümkün değil. Bu tür dosyalar kaybedilmez. Birisinin elinde de bir gün bir yerde çıkar yani piyasaya. Yani. Onun zamanını bekliyor diyorsun. Şimdi eşiniz bak. Hakan'cığım şey söyleyeyim ben sana. Bizim devletimizde hiç kimse bastı almaz. Bugün herkes ben kestik, yaptık diyor ya. Yarın bu devlet bir ters döner. Diyenler bir anda kurtlarını kuşların arasına sokarlar. Hayatları boyunca göremediği zindanları görürler. Tanımadığı insanlarla tanışırlar. Devlet böyle bir devlet yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hafife almayacaksın. Tarihi 8 milyon yıl olan dünyada hiçbir devlet yoktur bak ben sana söyleyeyim. İddiam budur benim. Tarihi 8 milyon yıl olan bana bir devlet göster. 8 milyon deyince birçok insan şimdi anlayamayacaklar. Anlamayacaklar. Şimdi ne milyonundan bunlar, bahsediyorsun? Şimdi tabii. Eski para birimiyle yenisini karıştırmış. Yok orada tartılmaz. Yok orada. Geçen bölümde. Şimdi benim 8 milyon yıl dememin sebebi şu. Yarın
yerden önce kullanılan tarihsel veriler, arkeolojik gelişmeler, tarihsel verilerin orijinalleri ortaya çıktığı zaman benim bugün yaptığım açıklamaların ne demek istediğini o gün anlayacak sana. Şimdi ben bu insanlara bunu nasıl anlatayım? Toplum buna hazır değil ki. Toplum açıkçası var ya şu anda bu dediklerimizin ne kadar anladığı, ne anladı ondan da şüphem var benim. Ya ben nasıl anlatabilirim ondan da şüphem var. Toplum Afganlara da hazır değildi ama geldiler. Ama ben bugün niye konuşuyorum, bunları niye anlatıyorum? Açık ben ne söyleyeyim. Ben şu anda yaşadığım toplumdan hiç memnun değilim. Onu da benden memnun değil. O da ayrı bir şey. O kimse de memnun olmak zorunda değil. Ve ben bu milletten, Türk halkından gerçekten çok rahatsız. Çünkü atalarının cephede savaşla, kan dökerek, kanla, alın teri dökerek elde ettiği bir cumhuriyeti torunları mahvetti. Yani miras dedik de bir yere kadar yani. Bu kadar olmaz. Ben bu millete saygı duymuyorum. Bak açıkça da söyleyeyim ve ben bunu yazılarında da söyledim. Hatta bazen alenen küfür dahi ettim bu konuda. Ben böyle bir yapım var benim. Yani ben açık ve net. Ama benim çocuğumun çocuğu olacak. Benim torunum olacak. Ben bütün çalışmamı, çabamı, gayretimi, bütün emeğimi o torunlarıma bırakmak istiyorum. Bütün çalışmamı, bütün gayretim bunun için. Bugünkü insanlar beni meşhur etmiş, para vermiş, şöyle... Ya hayat ne işim olmaz benim ya. Beni tanıdığında zaten bilirler. Hayat ne işim olmaz, bana ne ya. Benim işim abi, gideceğim dağda, bayırda tırmanacağım. Otla, böcekle uğraşacağım. Kedi köpek kovalayacağım. Yani onlarla... Yani benim işim bu yani. Ben böyle yaşamayı seviyorum yani. Ben yalan ayak toprağa basıp yürümeyi seviyorum. Ben öyle lüks yerlerde yaşam... Ben öyle yerlerde yaşamayı da zaten seven bir insan değilim ki. Gerçekten de yaşamam yani. Çünkü doğal oldu değil bir kere. Şimdi bu insanlar ne yaptılar? Atatürk gibi bir insanın başını yediler. Ve bu başını yiyen insanlar da göz yumdu bu toplum. Bana dokunmayan yılan 40 bin yıl yaşasın. Ya al yaşa işte. Hayvan gibi yaşıyorsun. Çok özür dilerim ama gerçek. Savaştan çıkmış insanların belli bir psikolojisi vardır. Hiç şey yapmak istemezler. Oğlum bak ona bulaşma, oraya gitme, o şunu yapma, ona sesini çıkarma. Hayır yanılıyorsun, bunu... yanılıyorsun. Mehmet Sen, bu konuyu yazmış bir vatandaşa söyleyeyim. Ama bu böyle değil mi ya? Osmanlı'da Kurtuluş Savaşı başladığı zaman ana oğlu yaralı gelir evine, Mersin'de olur bu olay. Ayağından vurulur, ayağı yaralıdır. Şöyle bu şey oluyor ya, koltuk değneği. Koltuk değneği. Koltuk değneğini kendisi yapar. Bir de erişçili ustalıkta bir numaradır. Kendi bir koltuk değneği yapar. Onunla böyle dolaşır. Orada milli mücadele başlayınca da çocuk ayağı ta nedir biliyor musun? Saygılıdır biliyor musun? Mandarcıdır. Anası eve gelir der ki evladım. Bak der Mustafa Kemal Paşa savaşıyor. Sen de burada ne işin var? Diyor sabahleyin gidiyorsun evladım savaşmaya. Bu kadın 4 tane evladını şehit etti biliyor musun? Pardon bir tanesi kaldı. O gönderdiği çocuk geri geldi. Mehmet onbaşı geldi. Geri kalan 3 kardeşi, 3 tane erkek evladı kadın savaşta şehit verdirdi. Aynı hastanede, bir hastane düşün. Her katta 3 tane kardeş düşün. Birbirinden habersiz bahçede tetanüsle karşılaşıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda oluyor bak bu olaya. İlginç bir hikaye. Yani. Evet ben bunu yazdım. Yayınlamadım tarihimiz bana. 3 kat yani hastane. Hı hı. Üçü de ayrı ayrı koştuk katlardalar. Aşağıda tesadüfen birbirlerini görüyorlar. Birbirlerine soruyorlar. Sen neredesin? Ben buradayım. Buradayım. Aa diyorlar falan. Ama aradan 4 kısa bakıyorlar ki Mehmet onbaşı yaşıyor. İki kardeş bahçede buluşmaya gelmiyor. Hastanede mi öldü? Ölüyorlar. Mehmet onbaşı bahçede tek başına bekliyorlar. Ve yukarı çıkıp da bakmıyor ki karısının öldüğünü ölmediğini bilmiyoruz. Çünkü biliyorlar yani gelmeyince bir kişi ölmüştür yani. Şimdi ben bu hikayeleri, hikaye bu kadar, hikaye değil, yaşanmışlıkları bilen bir adamım. Sen beni nasıl iflah edeceksin? Sen beni nasıl durduracaksın? Senin elinde nasıl bir güç var? Senin topuğun, tüfeğin, cezaevlerin, bu kadar gücün, kuvvetin, senin bana gücün yetmez. Ben bu tarihi okumuş adamım. Ben atalarımdan bir emanet aldım. Öyle bir emanet aldım ki onun üzerine ben kanımı akıtırım. Hayatımı veririm. Sen buna engel olabilir misin? Mümkün mü öyle bir şey? Gücün yeter mi? Yetmez. İşte Türk halkı bunu yapmadı. Bak. Türk halkı dünyanın en büyük haindir biliyor musun? Açık ve ne söylüyorum sana. Bu insanlara fırsat verdi. Kimse bugün çıkıp da kimseyi kanamazsın abi. Şimdi peki, burada baksın. Ne yaparak hainlik yaptı diye hainlik şu, soru sorabilirsin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi oy veriyoruz. Atatürk'ü evet. Diyoruz. Allah'ınızın aşkına bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin program ve tüzüğünde Atatürk'le ilgili kaç tane ifade kalmıştır? Atatürk'le ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne vardır?
Atatürk öldürdükten sonra diyoruz, öldürüldü diyoruz ya. İşte Atatürk öldürülmüş. Bu şekilde öldürülmüş. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda tüzünde programda kaç tane ifadesi var? Ya işin garibi ne biliyor musun? Bu Cumhuriyet Halk Partililer çok okumuş bilgili insanlar ya. Hepsi toptan gerizekalı. Aynen böyle dedim ha. Gitsene beni mahkeme versin. Gerizekalı dedim. Niye biliyor musun? Kaç tanesi parti program tüzüğünü okumuş abi. Bilmiyorlar abi. Ben yetkililerin hepsiyle konuşuyorum. Bak partinin üst derecedeki birçok muhalefetiyle de görüştüm. Sizle konuştum. Dedim abi sen adaysın. Evet. Dedim sen program tüzüğü okudun mu? O gün okumadım dedi. Ya abi dedim siz nasıl bir insansınız ya? Aday oldun, önder oldun partinin program tüzüğünü niye okumuyorsun sen? AK Partililere git. Allah canım ağrısın. Hiçbirisinin parti programdan tüzüğünden haberi yok. Gerek var mı? Gerek var. Çünkü o partiye sen oy veriyorsun. Yok yamşım onun açısından söylüyorum gerek hayır, var mı diye. Hayır, hani diyorsun ya. Senin mantığın başka. Ben şimdi onu abi ben şimdi birisine oy vereceğim, birisine arkasına gideceğim değil mi? Bu adamı tanırım. Ya ben kime oy veriyorum? Bu adam kimdir? Bu adam bu ülkeyi ne sağlayabilir? Ne yapar? Ey Kılıçdaroğlu, Bay Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'na atıyor, tutuyor. Danışıklı dövüşük ben sana söyleyeyim. MHP, AK Parti, CHP aynı parti abi. Bak ben sana tek parti var Türkiye'de. AK Parti var. Sağ değnek, sol değnek AK Parti gidiyor. Ben bir sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortadan kaldır. MHP ortadan kaldır. AK Parti diye bir parti yok. Peki o zaman insanlar şunu soruyor. Yani bir tamam da ne yapacağız? Abi bir şey söyleyeyim mi aslında? Yapılacak şey şu. Ben kimseye akıl vermem. Herkes ilk önce kendi aklından sorumludur. Tamam mı? Yani ne yapacağız dediğin zaman bir akıl vermeye giriyor çünkü iş içerisinde. Ben bakıyorum. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorum. AK Parti'ye de oy vermiyorum. MHP'ye de oy vermiyorum. Ben ne yapıyorum abi? Gidiyorum. Benim boş kullanma hakkım var abi. Gidiyorum oyumu boş kullanıyorum. O hakkımı kullanıyorum. Bunun hatta bir tarafı bir sene de söyleyeyim de şimdi suç olacak da o yüzden söylemeyeyim. Çünkü giderler bulurlar ki yatıp yatırdım sonra bana ceza yazarlar tamam mı? Ben bir sene de yazı da yazdım yani üzerinde. Yani böyle durum da oldu yani ama bu da şimdi buradan ceza yerim bak ben sana söyleyeyim. Bu da şey değil ama çözüm değil. Yani bak, çözüm şu. Çözüm. Bak çözüm ben sana söyleyeyim. Bu işin popüler kısmıydı. Tamam onu takıldığım için sana söyledim. Şimdi işin özü şu abi. Atatürk bir cumhuriyet kurmuş. Tamam. Celal Bayar, İnönü, Refik Saydamlar, işte bu kadar ahali ve hepsi asker kökenli. Baktık da hepsi askerlikten gelme. Sivil çok alttır. Bunlar cumhuriyeti kurmuşlar. Ülkeyi 38'e kadar getirmişler. Biz 38'e kadar bakıyoruz. Çünkü Atatürk'le ilgili olduğu için. Atatürk gerçekten zehirlenmiş. Dediğim gibi bunu biz sosyal medyada çok yazılı çizildi. Civalı diyotikle Atatürk zehirlenmiş, öldürülmüş. Saligram'da öldürülmüş. Yani bunun artık o kadar çok bilgisi var ki artık bu insanların bunu bilmeme şeyi yok. Çin'in verilmiş ve Atatürk'e verilen ilaçların tamamı zehirli ve şu anda uygulamada kalınmış. Yani Atatürk'e uygulanan tedavi zehir. Öldürmeye yönelik yani. Direktmen öldürmeye yönelik. Şimdi böyle bir durum karşısında Atatürk öldürmedi diye iddiada bulunmak kişiye göre değişir. Yani bunu diyen kişi bir vatandaş olursa anlarım. Bilmiyordur konuyu. Anlarım yani. Ama bu kitabı okumadan belli bir kimlik, profesör unvanlı, işte bir yazar unvanlı bir insan çıkıp da ya hadi be sen oradan ne diyorsun dediği zaman kardeşim kitabı okudun mu? Okumadın. Okuduysan ben burada bir iddiada bulunuyorum. Bu iddiaya karşı bir tezim var mı? O da yok. Şimdi sen hadi be oradan dediğin zaman tamam ben sana nasıl güveneyim? Seni nasıl ciddiye alayım? Bugün zaten bu duruma geldik. Ben sana söylüyorum. Şu anda Türkiye kilitlendi. Bak ben sana söylüyorum. Şu anda Türkiye kilitlendi ve şu anda Türkiye'yi ben açıyorum şu anda. Kilidi açıyorum ben şu anda. Ben 6 yıl boyunca susmam sebebi zaten buydu. Dedim herkes bir konuşsun. Bakayım herkes ne diyor. Herkesin dediğine baktım. Ya abi. Kimin kim olduğu ortaya çıksın. Aynen öyle bekledim yani. Yani herkesi bir ortaya çıkartmak istedim yani. Herkesi bir tanımak istedim ben. Abi bu kadar insan kargaşanın içinde göremiyorsun. Ama biraz şöyle geri çekilip de dışarıdan baktığın zaman herkesin kim olduğunu öğreniyorsun. Ne yaptığını öğreniyorsun. Baktım. Yemin ederim sana yazık günah diyorum ya. Bu kadar eğitim alan insanlara, bu kadar kitap basılmış. Ormanlara yazık günah ya. Onlar o kitapları yani yazıp basan insanlara yazık günah. Bugün yayıncılık sektörü çöktü. Ne biliyor musun? Sahtekar, üçkağıtçı yazarların kitaplarını basa basa Türk halkı kitap okumaktan soğudu. Adam dümen yapıyor besbelli. Yani Türk halkı salak mı? Değil. Gördü yani. Herkesin kim olduğunu biliyor Türk halkı. Ne oldu?
bununla bu duruma geldi. Atatürk'ün ölümüyle ilgili tarihsel verileri anlatan bütün kitapları toplasa, yemin ediyorum sana bak abartısından söyleyeyim, 10 tane kitap bulamazsın Türkiye'de. Dünyada da bulamazsın. Ve bakıyorsun 1 trilyon kitap var. Nasıl yani 10 tane kitap var? Onlar kitap değil. Onlar bizim kitap adına koyabileceğim şeyler de değil açıkçası. Böyle çok tuhaf bir şey. Hani kitap olduğu için, yani sonuçta bir emek olduğu için, ona insana dediği için bir emektir ama kitap eser değil yani. Geçen gün seninle konuştuğumuz, sana örnek verdiğim bir kitap vardı, hatırlıyor musun? Bozkurt diye. Grey Wolf. İngilizcesini verdim ben sana. Atatürk'ü anlatıyor onu. Atatürk'ü ama nasıl anlatıyor? Küfür ederek anlatıyor. Ya, Atatürk var ya, Atatürk dünyanın en demokrati. İlk önce bu Türkiye'ye yayınlanacağız ama engel oluyorlar. Yani diyorlar ki yani bunu yayınlayamam, bunu Atatürk görünce çok kuzak falan diyorlar. Hı. Atatürk de gülüyor. Ya diyor, niye inatmıyorsunuz diyor yani. Adam yazmış. Yazsın. Ne diyelim yani şimdi? Yazma mı diyelim adama? Yazmış. Türkiye'de baskısı yapılıyor. Hakikaten şu anda Türkiye'de baskısı var şu anda. Ve bu Atatürk'ün izniyle basılan bir kitaptır bu. Atatürk'e hakaret edilen ama Atatürk'ün izniyle Türkiye'de basılan bir kitaptır. Bu kadar böyle bir adam, ne diyeyim yani ben sana. Çünkü insan kendine güvende mi sıkıntı yok. Kendine güvene, ne derse bile, desin. Bir insan kendisini biliyorsa ve kendine güveni de varsa zaten senin onun hakkında dediklerin hiçbir anlamı yok. Herkes kendi kalıbına göre konuşuyor yani. Ama şimdi Atatürk'le ilgili konuşuyorsak zaten sürekli milletiyle iç içe olan bir adamın kendine güvenmemesi diye bir şey söz tabii konusu canım, değil. Mümkün değil ya. Atatürk müthiş bir adam ya. Ben Atatürk'ü inceledikçe tabii ben geç tanıdım Atatürk'ü yani. Ben herkes gibi Atatürk'ü işte kargo kovalayan, şunu yapan bunu yapan bir adam da biliyordum. Ama sonradan bu konuları araştırmaya başlayınca da karşıma bir kütle çıktı. Can Dündar'ın yaptığı belgeseli izledin mi? Can Dündar benim saygı duyduğum bir insan değil. Yani Can Dündar hiçbir zaman, biz Ankara'dan çalışmıyoruz. Atatürk belgeselini baktın değil baktım mi? Baktım tabii yani. Yani bu kadar yani olmaz yani. Hı. Abi Can Dündar taraftarları var. Mesela o zamanlar Can Dündar çok popülerdi. İşte Yılmaz Özdil var mesela. Şimdi herkes Yılmaz Özdil peşine gidiyor. İki gün sonra Yılmaz Özdil'in de bez ortaya çıkacak. Bu sefer Yılmaz Özdil kişileri böyle sapık bir odada kalacaklar. Ya kardeşim ben ne yapayım yani? Şimdi ben böyle diyorum. Siz bana küfür ediyorsunuz, suçluyorsunuz. Sonra ya, ortaya çıkıyor. Hakan düzeyim ben sana. Bugün var ya, çok ilginç bir tespitte bulunuyorum sana da. Bana bu konuda hakaret eden insanların tamamı bir zaman sonra gelip benden özür dilemiştir. Gerçekten çok özür dileyen insan vardır. Yani biz o zaman seni niye dinlemedik veya biz bunu niye böyle yaptık falan. Affet. Dedim ki kardeşim benim problemim değil ki yani. Lütfen benimle konuşmayın ya. Git bunu bana bari söylemeyin ya. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bak benim sinir olduğum aslında. İşte geçiyor o da işten... affediyor. Ben bunu böyle konuş. Biri bir şey söylüyor. Öbürü çıkıyor ki bu bir komplo teorisi. Ya arkadaş. Gel, eğer ortada bir komplo varsa mutlaka sana bunu açıklayacak bir insan çıkacaktır. Ki bu onun işidir. Bunu yapacak insanlara da ihtiyaç vardır. Ama zaman içerisinde bir bakıyorsun. Şimdi atıyorum çok fazla var ama bir tane örnek vereyim. Mesela MK Ultra diye bir proje vardı Amerika'nın. Bunu anlatanların hepsi paranoyak, manyak, böyle saçma şey olmaz. İnsanlara yapılan işkence ve zihin kontrolüyle ilgili bir proje bu. Bunlar açıklandı. Kendileri itiraf ettiler. Ama o güne kadar hep komplo teorisiydi. Ondan sonra ne oldu? Bu gerçekmiş. O zaman bilmiyorduk. Abi bu hep böyle oluyor. Ne söylersen söyle. Başına gelecek kötülüğü anlatıyorsun adama. Ya da olmuş bir mevzuyu anlatıyorsun. Manyaksın sen ya. Senden adam olmaz. Şimdi ben ne yapayım abi? Ben dedim ya sana. Ben bu toplumda artık işim yok. Benim şu andaki toplumda işim biz yok. Biz kiminle yaşayacağız ben arkadaş? Abi, sen bu toplumda ben benim torunum olacak nasip olursa. Torunu alsın. Bak dedem desin zamanında. Bunları söylemiş. Yani. Dedem açıklamış. Ben torunuma çalışıyorum bak Hakan. Ben şimdi torunlarıma çalışıyorum. Ben, şimdi, ben biliyorum çok sevindin. Sen dede oldum diye de. Evet torunu da öğrendim. Ben, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bundan sonra torunlarıma çalışıyorum. Yani Türk halkının bütün temsilcisi benim torunlarımdır. Ben torunlarıma çalışıyorum. Türk halkının içinde aklı başında insanlar var. Ama tek kişi çıkıp konuşamıyor ya. Yani bir şey yapamıyor. Hareketsiz hale gelmiş ve birisi çıkıp faydalı bir şey yapmaya bir şey çalışsa. Bak bir şey söyleyeceğim ben sana. Bak ne bir şey söylemezsin. Açık ve net konuşuruz burada. Ne şey konuşuyoruz yani. Şimdi bu programı Milli İstihbarat Teşkilatı izliyor. Genelkurmay Başkanı izliyor. İzleyecek yani doğrusu. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlık makamı. Yani bütün istihbaratları. Aldık başımıza belayı yani, diyorsun. Yani şimdi ben kimlerin, kurumlarda kimlerin bunu izleyeceğini daha iyi bilen bir adamım. Tamam. Bu kadar açık ve net ortada konuşuyorum. Her şeyi sonra açık ve net söylüyorum.
Burada söylediğim insanlar bunu dinleyecekler, izleyecekler, tamam mı? Şimdi ben peki acaba akli dengemi yani bütün şeyi kaybetmiş bir insan gibi gözüküyor muyum sana? Hayır. Bana göre gayet iyisin ama şimdi diyebilir de ya, ulan bu Hakan'ın kendisi manyak zaten. Şimdi, bu adama bu referans veremez. Şimdi şunun için dedim ben sana. Ben bunların hepsini bile bile konuşuyorum. Yani ben başıma ne geleceğini bile bile konuşuyorum. Ben Türk Ceza Kanunu'ndaki bütün... Arada bizde kaynamayalım. Yok, arada kaynamayalım. Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini, hangisinin suç olduğunu, hangisinin suç olmadığını bilecek kadar tecrübeye sahip bir adamım ben. Çünkü yazar ustadıyım ben. Ben bir yazı yazdığım zaman nereye gideceğini bilirim yani. Sonuçta nereye gideceğini bilirim. Ve konuşmamın da hukuken ne olduğunu bilirim. Şu konuşmalarımız esasında topu topu ceza olabilecek unsur sayısı 3 tane unsur var. Ceza olabilecek. Bana ceza gelebilecek. Ben 3 tanesinin ne olduğunu hakkında bilgim var. Yetkililer de bunu bilirler. Tamam mı? Vatandaş bilmez de yetkili onu bilir. Der ki ya o gün burada toslamış. Niye? Bunu bir planlı yapmış o gün. Ya, o cezayı göze almış. Ama o cezayı göze alan kişi mahkeme çıkacak. Mahkemede konuşacak. Çıkayım ki anlatayım diyorsun. Yani. Tebrik ederim. Ya ben bugün dediğim gibi yani şunu demeye çalışıyorum yani. Bugün ben açık ve net söylüyorum. Ekip başında da bunu söyledim. Lütfen bu söylediklerimin hepsinin yanlış olduğunu, size söylediğim şeylerin hakaret olduğunu, bunlar içinde gidin Türk Ceza Kanunu size, mahkemeler, savcılar hepsi sizden yanı zaten. Davalarınızı açın. Beni atın cezaevine. Ben çıkayım mahkemeye, hakime. Ben de savunmamı yapayım. Herkes rahatlasın. Neden? Çünkü benim yapacağım savunma 3000 sayfa. Kim okuyacak onu? Okusun okunmasın benim problemim değil. Ben onu geleceğe bırakacağım. Bugünkülere değil ki. Ben bugünkü insanların şerefinden, hasretinden şüphe duyan bir adamım. Sen neden bahsediyorsun? Benim 3000 sayfa bugünkü zamana mı gönderiyorum zannediyorsun sen? Ben bugün niye uğraşıyorum? Gönderme kardeşim. Tarihe not düşüyorum diyorsun. Ben tarih yani. Değil. Geleceğe not bırakıyorum. Tarih ne ki? Tarih bugün işte. Şu anda tarih var. Ben bugünküne bahsetmiyorum. Bu 3000 sayfalık savunmayı okuyacak bir adamlar mutlaka bulur bu ülkede. Dünyada da bulunur. O zaman herkes oturur düşünür abi. Düşünür de geçmiş ve gelecek aslında bak. Sen diyorsun ki ölüyorsun toprağa hı-hı. giriyorsun diyorsun ki ya ben yapayım edeceğimi de edeyim. Ya ben şunu yapayım bunu yapayım ben öldükten sonra ne olacaksa olsun diyorsun değil mi? Abi bir şey söyleyeyim ben sana. Bu ülkede Timur diye bir adam var. Timur Han. Ben Timur'u okuduğum zaman var ya, tülen diken diken oldu. Yezid'in, Emevilerin o olayını okuduğum zaman tülen diken diken oldu. Yani tarihte bu olaylar yaşayan insanların tarihsel verilerini, bilgilerini okuduğun zaman tarih yaşamanın değil, yazmanın ayrı bir olay olduğunu, okumanın da bambaşka bir şey olduğunu gördüm ben. Bak tarih yazmak başka bir şey. Bak yazmak başka bir şey, yazarsın. Ama tarihi yazmak, yani bunu yazmak, yani bu işi yaşatmak, bu işi ortaya koymak ve ayrıca da bunu okumak bambaşka bir şey. Tarih diyor ki, olan lanet olsun diyor ya. İnsanların mezarda kemikleri sızlar mı, cehennem ateşinde ateşte yanarlar mı? Ben kendi şahsıma konuşuyorum, sızlar. Ya ben sana kişisel fikrimi söyleyeyim. Bana göre tarih tamamen menfaat sonucu yazılmış yalanlardan, manipülasyondan ibaret. Abi, ve o senin dövüşün. Ben bir şey demiyorum sana. Şimdi ama ya şu adam Hazreti Muhammed yok diyor mesela. Bak o da mesela kafama takıldı şimdi. Geçen gün bir tane arkadaşım var. İçiyoruz. Sabah saat 3 oldu. Dedi ki bana İçerken o gün dedi, Muhammed'den konuşunca çarpılırsınız. Yok anlatıyorum sana. Dedi ki İsa yok dedi. Musa yok dedi. Muhammed yok dedi. Hepsi dedi hikaye dedi. Alavere dedi. Sen dedi şusun dedi bana. Semitik mi dedi bir şey dedi bana o zaman. Antisemitik zaten şey başka bir şey. Yani. Başka bir şeyler dedi bana ben anlamadım yani. Şimdi o bayağı da sarhoş, tamam mı? Ben de dinliyorum, güldüm, tamam mı? Dedi ne gülüyorsun dedi. Dedim ki kimden öğrendin dedi. Dedi bir Arif var dedi, Yahudi dedi, tamam o bana söyledi dedi, tamam mı? Lan Arif Yahudi ise bu adam Musevi değil mi? Musevi. Musevi peygamber Musa değil mi? Musa. Sen dedim Musa'yı nasıl inkar ettin? Tamam mı? Şimdi bu durdu düşündü. Alkol var ya bir adamın kafada, tamam mı? Şimdi tarih konusunda ben de rahatsızım. Herkes tarih yazıyor abi. Ben baştan beri demiyor muyum sana?
bu tarihi yazanlar, bu kitapta yazanlar şerefsiz, namussuz demedim ben sana ya. Başına mı diyorum sana? Sana katılmadığım bir nokta değil ki benim. İşin... Ama arada işi bilenler de var. Kazım Bişen, sen laf söyleyebilir misin ya? Ama işler öyle bir karışıyor ki. Bak birçok insan... Bak Kazım Bişen okusan var ya, ben sana söyleyeyim. Tarihçilerden Kazım Bişen. Şimdi aklıma gelenler yok ama isimler vermek istemiyorum. Bunları okusan bu fikrinden çok çabuk kayarsın. Ama İlber Ortaylı'yı okuma. Belki İlber Ortaylı'yı bir şey sevmezse yaramaz zaten. Belki de ama bak şunu söylemek istiyorum. Yaramaz adam, ben sana söyleyeyim. Şöyle bir durum bir var. Bir daha söyleyeyim, yaramaz adam. Geçmişte olan olayların insanlar sabit olduğunu zanneder. Halbuki geçmiş de değişkendir. Yani bu birçok insanın anlayamadığı bir kavram. Mesela şöyle düşün. Bir hani arkadaşız ya, İsmail geliyor sana, diyor ki ulan bu Hakan göründüğü gibi değil, bak bu şerefsiz seni dolandıracak, senin paranı çaldı, bak bir hesapla bak. Bakıyorsun hakikaten bir şey eksik çıkıyor sende. Birdenbire benim hakkımdaki fikirlerin değişiyor ve buna istinaden daha önce yaşadıklarımız anılar da yaşadığımız anılar da değişiyor. Çünkü birdenbire geçmişi de değiştirmiyor. Kafanın beynin değişik bir işleyiş tarzı var. Dolayısıyla bugün yaşadığın olaylar geçmişi de değiştirir. Aa, ne kadar düzgün adamdı Hakan. Bak şerefsizin tekine döner birdenbire. Tarih enteresan bir şey. Bunu sen insanları nasıl istersen o kadar kolay şekilde manipüle edebiliyorsun ki. Ve sunumla alakalı yani. Sunum ama bunlar şeydir, bilimdir ya. Bak bir çeşit... şimdi bir adam çatışmaya giriyor savaşta. 3 tane asker orada ölüyor. Birisi topuğuna vurulmuş, gerisi alnına vurulmuş, diğeri de omzuna vurulmuş. Üçü de ölmüş. Değil mi? Hı hı. Bu kişiler bizim askeri kayıtlara şehit olarak kaydı geçiyor. Şimdi bunun tartibi yeri yok. Yani tartibi bir kimliği yok. Bunlar 3 tane asker. Değil mi? Evet. Ama tarih olabilmesi için bir şeyin olması lazım. Böyle dersek o genelkurmayda şehitler listesine kaydı geçen 3 isim oluyor. Ama tarih olabilmesi için şöyle bir şey lazım. Bu 3 kişi niye ölmüş? 3 kişi orada niye ölmüş? Hikayesinin yazılması lazım. Evet. O hikaye boyutunu, anlatımını iyi bilmek lazım. Bu 3 kişi o karşı taraftaki çok önemli bir silah deposunu bombalamış. Oradaki askerin hayatını kurtarmış. Yani 3 kişi ölmüş ama 10.000 kişi kurtulmuş. 3 kişi bir anda tarih olmak, görüyor musun? Bir hikayesi oluştu. Ve biz 3 kişiyi tarihte anıyoruz. Onun için anma günü kutluyoruz. Çünkü 10.000 kişi kurtardı diye yani. Önemli. İşte tarih böyle bir şey. Şimdi bu tarih yazan insanlar da hikayesini yazarken de farklı diller kullanabilirler. Anlatımda kullanabilirler. Biz burada kime bakıyoruz? Hikaye eden kişinin şahsına bakıyoruz. Tarihçi kimliğine bakıyoruz. Bilgisine, tecrübesine bakıyoruz. O kişi tarihsel olarak bu bilgiyi anlatım olarak, usul olarak uygunsa ben mesela onları okuyorum. Ben bir olayı 20 tane hikayesini okurum ama benim okuduğum kişi o kişidir. Ben o kişiyi tarihsel olarak kabul ediyorum. Benim benimsediği ve benim için olduğu, uygun olduğu için değil. İşime gelme işte bile tarihsel kavramını onu güzel oturttuğu için oraya, tamam mı? O kişiyi ben okumak daha uygun gelir. İşime gelir veya gelmez, önemli değil. Önemli olan o bilgiyi bana nasıl aktardı? Bak aklıma ne geldi? Bu senin kitapta var. Şubbilül Yuma kimdir? Şimdi bak, bak bu da çok ilginç bir şey. Bak bu da tam yerine sordun. Şimdi Nihal Assız Türk ırkçılığının babalarından birisi, biliyorsunuz, herkes biliyor. Ve bugün Nihal Assız'ı takip eden tonlarca insan var Türkiye'de. Ama Nihal Assız Atatürk düşmanıdır. Atatürk'le 1950'den itibaren Büyük Doğu'da bir mücadelesi vardı Nihal Assız. Bunu inkar edemezler. Atatürk'ün Dalkoklar gecesiyle ilgili kitabı var. İşte bu, ben onu Atatürk nasıl öldü kitabına koydum o tarihlerde. Burada Atatürk'e karşı çok büyük bir eleştirisi var yani. Tabii Atatürk ismiyle geçmiyor ama o yüzden sordum Şubbilül Yuma kimdir diye. İşte yani orada Kazım Karabük'ten, Fevzi Paşa'dan, İsmet İnönü'den falan bahseder, Atatürk'ten bahseder. Aha, o sofradaki büyük bir rezillik anlatılır yani aslında orada. Yani öyle bir olay anlatılır ki yani o işte yazında bir, onun değişik bir adı da var da onu kullanır. Bunu herkes biliyor zaten. Peki Nihal Assız'ın bu kadar Atatürk düşmanlığı nereden gelir?
Atatürk Türkçü değil miydi? Halkın yükselten bir insan. Onu şimdi ben soracaktım sana, sen cevap şimdi, hani öldürmesi konusu var ya, o da bununla alakalı işte. Şimdi bu ya Atatürk'ün öldürmesi konusunda bunlarla ne alakası var dediği zaman, Atatürk'ün öldürülmesi sadece ilaç fethi öldürmek meselesi değil ki. Atatürk'ün birçok cephede öldürülme aşaması var, yok edilme planlaması var. Asıl olay burada da zaten başlıyor. Büyük Doğu'da Necip Fazıl Kısakırık var biliyorsun. Kurucusu. Cevat İfat Atilhan var. Mehmet Zapsu var. Ondan sonra Doktor Rıza var. Evet. Rıza Nur. Bak aklıma şimdi geldi, Rıza Nur. Beşinci de bu beyefendi. Şimdi beş kişi birbirinden farklı, birbiriyle alakası olmayan fikir adamlar. Necip Fazıl Kısakürek Türk İslam sentezini savunuyor. Evet. Mehmet Zapsu Kürtçülü, bugünkü Zapsu ailesinin dedesi. Cevat Rifat Atilan Yahudi düşmanı, Siyonist. Yani Siyonistlere düşman olan bir adam. Ve Doktor Rıza Nur, Doktor Rıza Nur Atatürk'ün full düşmanı, tamam böyle bir adam. Şimdi adam solcu adam ha. Bütün dindarlar da solcu adamı seviyorlar şu anda. Sırf Atatürk'e düşman diye. Harbi solcudur Doktor Zamur'un da. Yani bir, çünkü bugün dindar kesim. Ama o zaman ona solcu denir mi? Tabii solcular adamı, ciddi solcular yani. Ne biçim solculuk? Ya şimdikiler solcu değil. Şimdi sen bugünlerde bunları kıyaslama. Şimdi de solculuğun zannedenler de solcu değil ki. Ya, tamam mı? O zamanki de gerçek solcular yani. Lenin'in zamanında yaşayan adamlar bunlar ya. Yani o dönem yaşayan insanlar. Şeyde en sonunda Nihal Arsız. Türk ırkçılığını savunuyor. Şimdi bu beş ayrı fikirdeki insanın bir derginin etrafında toplanması sence normal mi? Niye biliyor musun? Bunların hepsi birbiriyle çatışmalı zaten. Bir proje mi diyorsun? Ne bak, diyorsun yani? Bu beş tane fikir aslında birbiriyle bakarsan çatışmalı. Hani normalde dışarıda bunların hepsini ayrı ayrı birimlere koy, birbiriyle sürekli çatışıyorlar, çatışma halindeler. Ama hepsinin ortak bir noktası Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı bir savaş var. Arkasında İngiltere mi var? Kesinlikle İngiltere var yani. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek benim gençliğe çok dinledim, sevdiğim bir insandı ama zaman içerisinde araştırdıkça, inceledikçe gördüm ki Necip Fazıl benim o kadar sevdiğim, sayabileceğim bir insan değilmiş. Ben yazarım, belli bir birikimle olan bir insanım. Bunu söylemekte de sıkıntım yok. Bunu ben beyan edebilirim. Böyle bir hakkım var çünkü. Necip Fazıl Türk bile değil yani. Ben burada Türk, Ermeni, Kürt şey yapmak istemiyorum yani. Türk İslam'ı savunuyorsun ama senin Türkçü kimliğin yok ki bir kere yani. Senin hayat tarzın bir kere Türkçülüğe uymuyor. Yani Türk kimliğine uymuyor. İslam kimliğine uymuyorsun. Yani bunun çok ayrıntıları var da girmek istemiyorum. Özele giriyor çünkü çok özel dillere sahip olduğum için söylemek istemiyorum. Mehmet Zapsu bir Kürtçü, Kürt milliyetçisi. Yani o zaten belli. Cumhuriyeti direktmen zaten düşman istiyor ama Mehmet Zapsu'nun temeli gizli Kürtlü Ermeni Mehmet Zapsu. Hani biz Zapsu'lar diyoruz yani bunlar keşke Kürt vatandaşları olsa. Bunlar Kürtlerin birçoğu Kürtlü Ermenidir. Yani kendi gizleyen Ermenilerdir. Ben Agopyan diyor adam, Ermenim diyor. Ben Türk'üm demekle, ben Ermenim demek arasında bir fark yok ki. Ya bir adam Ermeni olduğunu size söylediği zaman buna neye sakınayım ki yani? Ama sen Ermeni olduğunu gizliyorsan bir sebebi olması lazım. Niye gizliyorsun Ermeni olduğunu ben? Ben Türk'üm derken çekiniyor muyum? Hayır çekinmiyorum. Sen de Ermeni derken Ermeni olmaktan çekinme. Ben Ermeniyim kardeşim, çıkışın içerisinde yani. Niye gizliyorsun? Tabii yani ne gerek var yani? Ben Ermenilere niye kızayım kardeşim? Benim sorunum o kendi gizleyen Ermenilerle. Onlar çünkü benim devletin altını kazıyorlar çünkü gizli gizli yani. Kürt kimliğine ne gerek var? Niye Kürt kimliğinin arkasından gizleniyorsun? Ermenim de çık. Aleviler işte içerisinde var mesela. Alevi kimliği altında gizleniyorlar. Çık kardeşim orada. Ben de ki Ermeniyim dürüstçe. De birbirimizi tanıyalım. Ama demiyorlar bunu. Üçüncüsü Mehmet Sapsu'yu geçtik. Necip Fazıl'ı geçtik. Nihal Cevat İfat Atilla. Cevat İfat Atilla çok gariban bir adam. General. Milli Mücadele savaşmış. Adamın o savaş esnasında Yahudilerin yaptığı kötülükleri görmüş. Hakkıdan da görmüş. Bunlarla yıllarca mücadele etmiş bir adam. Ben Cevat İfat Atilla'nın çok acılar ızdırma çektiğini gördüm yani. Çoluğu çocuğu aç kalmış, tefrik kalmış bir adam bu Cevat İfat Atilla. Arkasından Doktor Rıza Nur. Ya Doktor Rıza Nur bildiğin resmi komünist. Solcu. Bugünkü sen solcu dedin adamlardan fikir babası yani. Şimdi de solcu molcu yok piyasada ben sana söyleyeyim. Solcum diyorlar da hikayeden gazetede solcu. Sorsan 3 tane soruya cevap veremezler solcular.
Şimdi mesela görüyorsun. Doğu Perinçek'ten bahsediyor mesela, sol değil mi mesela, şurada burada. Doğu Perinçek şimdi sarı takmış adam, cübbe takmış, namaz kılıyor, ibadet yapıyor. Ben de geçimi derdim ha. Bu ya, o çok komik. Doğu Perinçek derdi. Doğu Perinçek adam ne yaptı? Görmeyen kardeşim, bu adam Allah'a inanmıyor derdim ya. Bu adam Allah'a inanmadığı için de o beni ilgilendirmez. Cenaze, ne şimdi, dedi? Hayır bak, Mustafa Kemal'le Taliban'ı benzeştirdi yani. Nasıl ya, bak Mustafa Kemal'le ilgili kitap yazdılar, şey yaptılar. Ulusal TV bir kere olsun beni kanala çıkartmadı. Adalet'ten haberlerine bir tane haber yapmadı. Beni görmezlikten geldiler. Başka haberlerle manipüle etmeye çalıştılar. Seni hiç sevmiyorlar. Beni sevmiyorlar. Ben onların yoktu burundaydı. Ama işin galibi var ya, ben mesela Doğu Perinçek cezaevine girince ben ulusala, yani işçi partisine gidip üye oldum. Ne biliyor musun? Doğu Perinçek'e destek verdim orada. Yani bu adam aksiyeli çağırıcısı. Gergen Kambalya darbesinde. Çünkü ona karşı bir tavır ortaya koydum. Gittim o partiye üye oldum yani. Gerçekten de üye oldum yani. Sonra bunlar çıktı da böyle abuk sabuk işler yapınca dedim ki kardeşim size iyi günler dedim. Benim size işim olmaz. Doğu Perinçek de zaten çıktı o arada. O olay tamamlandı. Şimdi bu adamı ben nasıl izah edeceğim sana? Bu adam cenaze namazı kılınacak mı? Kılmayacak mı? Ben hoca olsam var ya, vallahi bile cenazeyi orada bırakır çıkar giderim kardeşim dedim. Kılacak başka bir adam gelsin buraya. Bu adam düne kadar olabilir. Allah imanını artırsın. Gerçekten de imanı artırsın. İstemiyor. Ya buna inanmak hani, mümkün mü arkadaş? Hani, imanı sen artırsın. Şimdi... Bu adam yani öldükten sonra cenaze namazı kılınsın isterim. Yani ben niye istemem? Öyle bir şeyim yok. Bana var bir şey yok. Ama bu adam diyor ki ben Allah'a inanmıyorum diyor yani. Böyle bir durum da var şimdi. Bu adam inancı var mı yok mu? İnanıyor mu inanmıyor mu? Ben ortada kaldım. Şimdi her neyse onu Allah bilir, o konu uzayacak. Neyse o çok karışık. Onlar zaten benim fikrimi biliyorlar zaten. Ben net konuşuyorum onlara. Şimdi Rıza Nur full Atatürk düşmanı yaptı. Ne kadar abuk sabuk cümle varsa, saldırı varsa, şimdi Atatürk'e saldırılar da zaten buradan almamız lazım. Rıza Nur'dan almamız lazım. Gerek kim kaldı? Ne de bu ırkçıların babası? Nihal Atsız. Nihal Atsız. Nihal Atsız. Adam. Yalnız Rıza Nur'da takıldım ben. Şimdi bir insanın böyle solcu olması ve Atatürk'e düşman olmasında bir çelişki var. Niye ki mi? Adam şimdi bunların tamamen aslında Atatürk'e bir bakıma solcu denilebilir. Yani işte büyük yanılgı işte burada başlıyor işte. Şimdi sen anne bir hata yaptın yani. Ben Atatürk'e nasıl solcu diyeceksin Allah aşkına? Emperyalizme karşı değil mi bu adam? Ya emperyalizme karşı olan solcu dedin, komünizm değil mi, Rusya değil mi? Babası. Evet. Çin değil mi? Ama bunlarınki her hep güç dediğin zaman bunların hepsi emperyalist işte, aslında. Tebrik ederim işte şimdi. Yani nasıl bir solculuk ki bu? Kendi ülkesi solculuk. Fikirden bahsediyorum ya, ben. Dünyaya gidecek, işgal edecek. Sen gideceksin dünyanın olmadık ülkesini işgal vuracaksın. Oysa beneceksin ki küreselci diyelim, ben böyle bir şey. Kafana yatıyor mu? Ama fikirden bahsediyorum. Ya fikir olmak ayrı bir şey. Uygulamadaki geçikliğe bakmak başka bir şey. Şimdi sen solcuların, gerçekten de solcuların köselci olmadığına inanıyor musun? Mümkün değil. Hepsi faşist aslında ya. Bana soracak olursan tamamı i̇şte emperyalist, faşist. Onu diyorum ben sana. Yani bu mümkün değil yani. Yani o sen dediğin gibi düşündüğün gibi değil olay yani. Yani o zaman etiketler ben farklı. Ben sana da geri vitesi tak. Geri vitesi tak. Orada sana ekmek çıkmaz. Etiketler farklı diyorsun orada. Şimdi oradan bana ekmek çıkar çıkmaz değil mi? İnsanların bunları anlaması lazım. Hayır, bir şey söyleyeyim yani, biz şimdi konuştuk ya, anlayacak kişi kapasitesi şu anda var ya, 3 kişi anladı olayı. Ama geri kalan manyaklar ne diyor dedi yani şu anda. Yok, anlarlar. Anlarlar. Ben mazdan diyorum ki gıcık olsunlar diye. Buradaki tipler, şimdi şunu sorayım sana bak. Bu 5 kişi 1950'lerde bak 1950 38'in üzerinden 12 yıl geçmiş. Hani Atatürk'ün ölümünden 12 yıl geçmiş. Ve bu 12 yıl içerisinde böyle bir oluşum olmuş birdenbire. Kaldı ki Necip Fazıl'ın 11 Kasım'da Atatürk hakkında yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazı var. O da ben koydum oraya. Atatürk'ü öyle bir anlatıyor ki Necip Fazıl. İnanamazsın yani. Atatürk hayranı olan bir adam. Okudum ben onu. Evet. Ya şaşırdım bu, hatta. Bilmiyordum tabii, mesela. 12 yıl içerisinde 12 yılda ne oldu yani? Ne oldu abi? Ne oldu? Çünkü mevcut güç devletin içerisinde bulunan hain güç mü diyeyim, yani kötü niyetli mi diyeyim. Savaş sadece silahla yapılmıyor ki. Tabii asıl şey orada başlıyor. Bu güç Atatürk'ün kurmuş olduğu bütün sistemleri sil baştan dizayn etmeye başlıyor. Ve bu adamlar da diyorsun nihayetinde... Bugünü getirdiler. Yani bugün AK Parti hükümetini getiren 11 Kasım hükümetidir. İlginç bir bilgi. Tabii haklı olabilirsin. Yani 11 Kasım 38'deki hükümet
bugün 2021'e geldim şu hükümeti getiren boyut süreç sorunu. Sürecin başlangıcıdır. Oradan başlar. Yani. Bugünkü biz hani nereye geldik, niye böyle oldu diye araştırdığımız zaman bu başlangıcın tarihi 11 Kasım'dan alacaksın. 11 Kasım 38'den alacaksan 2021 Grand kaç 21'e mi? Bu tarihte alacaksın yani. 22'si. 22'si mi olmuş? Yani böyle bu tarih alacaksın yani. Yani bu tarihe kadar gelen süreç bu hükümetten itibaren gelir yani. Ondan sonra sadece İnönü, Celalabad diye olayı almayacaksın. Ondan sonuçta bir idareci. Ama devleti idare edenlerin altında bir yapı var. Bir soru soracağım sana. Buna cevap verip vermemekte serbestsin. Ben yani bu Atatürk'ün saati var. Evet. Kurşun yiyen evet. Saati hayatını kurtar. O olayın arka planında ne var? Ya çok ilginçti biliyor musun? Bak onu da bilinmez. Bu da tarih bir vergi açıklayacağız. Yani bu da bir suikast neticede. Ben bunu neticede. Tabii çok kıymetli birisinden öğrendim. Kaynakta sağlam. Kuşçubaşı Eşref'le Kazım Karabekir Paşa akraba. Bak, bu bilinmeyen bir şeydi. Ben bunu bu ailenin bir ferdinden öğrendim. Yani bilmiyordum da. Hangisinin? Hangi ailenin ferdinden öğrendin? Şimdi Kazım Karabekir Paşa ile evet. Kuşçu Eşref'in kuzen olduğunu ben bilmiyordum. Hangi taraftan öğrendin? Eşref tarafından öğrendim. Kazım Karabekir Paşa'nın kardeşi Çanakkale'de Atatürk'e ateş ediyor. Atatürk de Kazım Karabekir Paşa'nın kardeşini vuruyor orada. Ateş ediyor, saate denk geliyor, ölmüyor. Atatürk de çıkıyor, onu öldürüyor. Evet. Ve bu Kazım Karabekir Paşa bunu biliyor yani. Aslında Kazım Karabekir Paşa'nın yıllarca Atatürk'e olan düşmanlığı biraz da buradan kaynaklanır. Yani bu ismin İnönü, Kazım Karabekir Paşa'nın Atatürk'e karşı düşmanlıklar diyoruz ya, işte savaş bittikten sonra bunlar ortaya çıkıyor. Yani kişisel savaşlar ortaya çıkıyor. Aslında temelinde bunlar var aslında olaylar. Enteresan. Bu mesela halk arasında pek bilinmiyor. Hiç bilinmiyor. Yok, yani bilmez. Bizim meşhur tarihçilerimiz var ya, onlar bile bilmez bunu. İlk defa bunu senden de. O zaman buna da yalan diyebilirler. Ulan atıyor. Ya, uydur söylemiş, çıkmış. Ya, şey bak ben sana söyleyeyim bak. Çok abartsan söyleyeyim. Şimdi beni var ya, burada izleyen insanlar benim ne kadar doğru söylediğimi samimiyetin bilecek kadar kapasite sahip insanlar. Diyorlar ki o gün konuşuyor. O gün söylediği doğrudur. Ben söylerim, doğruyu söylerim. Yalan söylemem. Sen buna yalan demişsin, bu benim problemim değil. Senin problemin. Yarın bu işten gerçeklere bak, ne dedim sana? 2004 yılında 2006-2007 yılına kadar Hukuki Cevizoğlu Ceviz Kabı programı yapıyor. Bu programa Sinan Bey'den katılıyor. Severdim de bayağı seyrettim. Tabii yani. Tabii çok. Herkesin izlediği bir program. Ondan sonra bu kel kafalı bir adam var ya, ben adam ismini sürekli unutuyorum ya. Ona hep kel kafalı diyorum. Eski şöyle asker mi? Deniz Kutlu'ndan bu şey var. Çok düzgün konuşuyor, onu da severim. Adını hatırlayamadım şimdi. İşte kel kafalı diyorum ben onda, tamam mı? O sürekli benim hakkımda şey yaptı çünkü o. Kitap bile yazdı o konuda. Atatürk kanser olmuştu falan diye böyle tuğla gibi kitap yazdı. Binane olmadı, kimse ciddiye bile almadı onu, tamam mı? Ama işte böyle bir adam bu da. Neyse ismini zayıf. Neyse ismini zayıf. Valla ismini hatırlayamadım iyi oldu. Boş ver. Neyse kel kafalı diyelim ona, tamam mı? Esinden meydan çıktı. Ondan sonra şu çıktı, bu çıktı. İsmini şimdi hatırlayamadım, birçok insanlar çıktı. Dediler ki Atatürk öldürülmemiştir. Yani böyle bir şey yoktu. Bu bir safsatadır. Bu adam şöyle adamdır, böyle adamdır diye konuştular. Bunun için Hukuki Cevizoğlu'na dahil bak. 2007. Bu tarihe kadar da 4 tane, 5 tane sadece Hukuki Cevizoğlu benimle ilgili program yaptı. Benim şahsımla ilgili program yaptı. Ben konuk olmadım programa. Ya insan, ben Hukuki Bey'i tanıyorum. Biz aynı yayınında en son TÜYAP'ta kitap fuarında beraberdik ve ben o sonra zaten imza gününü kestim. TÜYAP'ta da ben ona kendisi sordum. Dedim ki abi, yani sen böyle programlar yapıyorsun, beni niye çağırmıyorsun? Muhatabı benim yani. Sen nasıl gazetecisin? Bak Hukuki Cevizoğlu kötü gazetecidir demedim. İyi gazetecidir. Çok bilgili de bir adam yani. Bak Hukuki Cevizoğlu kötü bir gazetecidir demedim. Kötü bir insandır da demedim. Veya şudur budur da demedim. Yaşanan bir olay var. Ben bunu hala çözümünü aramaya çalışan bir insan. Hani hangi kafayla, hangi zihinle bunu yaptığını anlamaya çalışıyorum. O tarihten itibaren de Atatürk'ün ölümüyle ilgili daha geçen sene kadar, 2 yıla kadar da birdenbire Hukuki Cevizoğlu çıktı, Atatürk öldürülmüştür diye kanal kanal dolaşıp açıklamalar yapmaya başladı. Ben anladım ki bizim yayın evimizin sahibi İbrahim Doğu, Hukuki Cevizoğlu'na dedi ki bak o gün dedi belgeyi aldı. Ne belgesini aldı? Atatürk'ün öldürüldüğü belgesini çıkarttı o gün dedi. Ha, onaysın ha, çünkü artık o zaman o yaptığı programlar ona sorulacak çünkü. Gene sorulur. Bak, yani sorulacak. Hayır, sorulacak bunlar. Çünkü herkes mesela Sinan Bey'de çıktı, o gün bana o laflar diyen insan, iki gün sonra bir baktım Sinan Bey'de Atatürk'ün öldürülmesi konusunu benden daha çok savunur hale geldi. Baya savunuyor adam yani.
O gün biz Meltem TV'de taştık, çok ciddi taşmalara girdik yani onunla beraber. Benim yani öyle bir taşma için nasıl girdim de anlamış değilim ama benim ben orada konuşamadım bile. Bak o video orada duruyor. Özellikle koydum ki çıkarken de döndüm. Muharrem Bayrat dedim ki program sunucusuna ve İslam Medan dedim ki tam popüler giderken döndüm dedim ki bu videoyu dedim bir daha izleyin. Bir daha izleyin. Bu dedim tarihe mal olmuş bir videodur dedim. Ben bunu yükleyeceğim, yayınlayacağım, kaldırmayacağım dedim. Niye? İbretlik olsun diye. Herkes bunu görsün diye. Yarın ben biliyorum ki bu dediğim olayların gecikler ortaya çıktığı zaman herkesin ne nane olduğu ne mal olduğu ortaya çıksın diye. Ben bu videoyu aslında hiçbirisi gizlemiyorum. Çünkü insanlar görsünler bunu. İnanırlar, inanmazlar. Yalancı derler demezler. Bu benim sorunum değil. Ben kendim biliyorum zaten. Ben kim olduğum hakkında zaten bilgi sahibiyim. Ben böyle sorunum yok ki. Ben bunları aşmış gitmiş bir adamım. Ben böyle bir sorunum yok. Senin bana ne dediğini hiçbir anlamı yok. Ben kendim biliyorum kardeşim. Ben ortaya eser koymuşum. Sen kaç tane eser koydun? Ne yaptın sen? Ülkeye ne hizmet ettin sen? Ve haklı çıktım diyorsun. Yani. Hepsine haklı çıktım. Benim şu anda kamuoyuna yansıtılmamış tonlarca birikimim var benim. Ülkeye yapmış olduğum hizmet var. Sen ne yaptın? Zamanını mı bekliyorsun? Gene yapacaksın? Şey, tabii yani onlar her şey zamanı. Bak ne diyorum sana? Ya ömrüm çalışmakla geçiyor. Ya ben tembel bir adam değilim. Baktığın zaman bir iş, ben sigorta primimi yatıramıyorum. Şurada 3 gün yani 3-4 yıllık sigorta primim açık olduğu için emekli olamıyorum ben şu anda. Benim emekli olmam lazım. Ben emekli yapayım kardeşim. Benim maaşım yok. Güvencem yok. Sosyal güvencem yok. Yani emekli maaşı alsan sanki onunla sen maaş mı yiyeceksin yani şimdi? Yani işte dedim ki emekli maaşım var. Yani emekli maaşım iyiyim yani. 4 yıl bak yemin ederim sana 4 yıldan dolayı emekli olamıyorum. Şimdi yaş itibariyle emekli ama yıl itibariyle beni emekli yapmıyor devlet. Şimdi ben ne yapayım abi? Bir yere gidip çalıştıramıyor. Ben kimse bana iş vermiyor. Çalışamıyorum. Sigortalı da olamıyorum bu yüzden. Sigortalı olmayınca da emekli olamıyorum. Ortada kaldım ben böyle şimdi yani. Böyle bir durum var. Over qualified diyorlar şimdi sana. Niye iş versinler yani? Adam başına bela mı alsın? Ya, ne yaptıracak sana? Yani ben hambalık yaparım. Taş da taşırım. Sorun değil abi. Yani biz Anadolu çocuğuyuz. Biz Ankara uşağıyız yani. Bize sorun yok. Valla dağına göre bu saatten sonra biz biraz zor taşırsın biz, da. Abi taşırım ben. Ben helal olan her şeyi rahatlıkla yaparım. Tuvaleti temizlerim ben. Sorun değil. Ama akşam evime, çoluğuma, çocuğuma ve boğazıma gelen rızkın helal olmasına bakarım ben. Kafam hayatımda, rahat olması lazım. Hayatımda iki evladım var ve sevdiğim insanlar var. Onların hiçbirisine haram lokma ne yedim ne değildirdim. Cebimdeki paranın hep helal olmasına dikkat ettim. Asla hırsızlık yapmadım, asla kimsenin malına mülküne elimi değmedim. O konuda eminim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım tek şey de benim budur. Başka bir şey yoktur yani. O konuda rahatım. Dediğim gibi bu insanlar bana şunu demişler, bunu demişler. Kardeşim benim her şeyim ortada. Sen kendine bak, böyle sorun yok. Bu bilgilerin yalanla doğruluğundan değil. Bak bu insanlar bunu dinlerken birkaç defa denkleri zaman şunu gelecekler. Ya gelecekler, adam burada bunu demiş ama şu anda biz bu konuşmamızda 30'un üstünde dosya açtık şu anda biz. Ben şu anda seninle konuşurken saydım, içinden saydım. 30'a yakın dosya açmışız ve bu 30'a da yakın dosyanın incelenmesi lazım şu anda. O yüzden mi bu kadar çok kitap yazdın habire? Çünkü bir şey söylüyorsun, adam sana onu soracak. Abi şimdi, bunun için bu var. Bunun aslında bunların hepsini sen böyle bir 3000 sayfalık kitap yapsaydın şu kalın. Şimdi Hakan ben ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi bak benim insanlar konu geldi açıyoruz. Atatürk'ün öldürmesiyle ilgili ya şurada kitap yazdım, şunu yazdım, bunu yazdım. Ben şimdi insanlara, okuyucularıma adreslerini veriyorlar. Ben kitaplarımı izolte olarak bastırıyorum. İmzalayıp adrese gönderirim bir ücret karşılığında. Ben buradan geçimimi sağlıyorum. Yani bundan bir geçim sağlıyorum. Hayatımı buradan idame ediyorum. Bundan başka gelirim yok benim şu anda. Yani ekonomik gelirim buna bağlı. Ama bir aralar bayağı bir satmıştı seni. Yok şimdi satıyor. Hayır, matbaalar satıyorlar, yayıncılar satıyorlar. Yayın evleri bana telifimi ödemediler hala. Şu anda benim kitaplarımdan hiçbirisinden ben telif alamadım. Mahkemelere gittik, mahkemelerde de alamadık. Yani ben şu anda şöyle diyeyim ben sana. Yani 10, sen yayın evlerine para kazandırdın. 10 trilyon üstünde alacağım para var. Cem'de 10 kuruş para yok abi. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Zaten soğuk su içtim, merak etme. Vallahi bak artık ne yapacağım abi, ne yapabilirim? 10 trilyon alacağı olup da 10 kuruş alamamış bir adam ne yapacak bundan sonra? Milletin benden 1 lira borcu oluyor, boğazımı sıkıyor vallahi şu 1 liramı ver diye. Ben kimseye gidip de böyle boğazını sıkamadım. Bende öyle bir yapı yok çünkü yani. Ne yapayım yani? Vallahi o zaman bak biz bir dahaki bölümde tekrar şey yapacağız, bağlantı. Ama bu bölümü kapatmadan önce size şöyle bir şey yapalım mı? Yani söyle. İnsanlara bu konuda ya bunlar geldiler burada dedikodu yaptılar falan diye şey yapmasınlar.
Atatürk'ün ölümüyle ilgili zaten biz bunu dediğim gibi 3-5 bölüm falan değil arttıracağız. Çünkü ilerleyen bölümlerde başka mevzular var. Aslında şu anda biz bazı kişilerin kafasına ulaşabilecek soruları açıkladık. Yani çünkü ilerideki konuların açıklanması için bunlar önemliydi. Bunların zemin olarak bu zemini oluşturmamız lazım ki verdiğimiz bilgilerin anlaşılabilmesi için bu şart. Atatürk'ün öldürülmesinde bugün saygı duyduğumuz birçok insanın parmağı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün biz bunların ismini verdiğimiz zaman sana ya bir sıkıntı da olmasın. Sana bunun endişeli bir şekilde görmesin. Niye? Çünkü olması gereken o çağda oydu yani. Adam başka yaşama şekli yok yani çünkü. Adam ya yaşayacak ya da yok olacak. Ama diyorsun gerçeklerin bir yerde açıklanması tabii, gerekiyor. Tabii. Şimdi bu iki programda zaten bunu dememin sebebi şu oldu. Ben toplumun bazı bilgilere hazırlanması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Çünkü açıklayacağımız bilgiler ağır bilgiler. Yani bunlar kolay bilgiler değil. Kabul edilmesi de kolay bilgiler değil. Yani yıllarca sen adamı önde görüyorsun, lider görüyorsun, inanıyorsun, şöyle bu oluyor. Yani bir bakıyorsun birdenbire bu adam başka bir adammış diyorsun. Şok yani sana bir yıkım olur yani. Bu toplumu hazırlamak lazım. Toplum bunu görmesi lazım. Ben zaten şu anda yaptığım alt zeminleri oluşturuyorum şu anda. İnsanlar bunu hazırlıyor mu şu anda? Başıbaşı Eşref'i kim biliyordu, sen biliyor muydun? Ben bilmiyorum. Bak bugün Taci Demişoğlu bilmiyordu. Ben Taci Demişoğlu'nun bunu bilmediğini biliyorum çünkü. Kuşçubaşı Eşref'in Kazım Karabekir Paşa ile kuzen olduğunu dahi kimse bilmiyordu. Kaldı ki Kazım Karabekir Paşa'nın kardeşinin Atatürk tarafından cephede Atatürk'e karşı ateş ediyor. Atatürk de buna karşı ateş ediyor. Kazım Karabekir'in kardeşi orada ölüyor. Mermi de saate geliyor. Bu olayı bu şekilde anlatmadılar bize. Evet. Şimdi bu olayı, şimdi biz söyledik, insanlar bütün tarihsel bilgileri ne oldu abi sence? Şöyle oldu. Bak onu demin onu açıklayacaktım sana. İşin tek anladım. Ama bu böyle birdenbire olacak bir şey değil. İnsan nasıl öğrenir? Önce onu bir anlamak lazım. Normalde insan beyni, nöroplastisi denen bir durum var. İnsan beyni bir şeyleri öğrenirken ilk defa öğrendiği bir şeyde bir ağ oluşturur, bir yollar oluşturur. Tamam, bir sıralı böyle bir nöronlar sürekli gidip geldikleri yerleri tercih ederler. Yani sen şimdi alışkanlık nasıl oluşuyor? Bir şeyi yapıyorsun ya, mesela bir müzik aleti çalarken bile kas hafızası vardır. Parmak nereye gideceğini bilir. Beyin de bunu kontrol etmeye bile gerek kalmaz. Çünkü daha önceden çizilmiş yollar vardır. Ve beyin her zaman daha önceden gidilmiş yolu tercih eder. Bu neye yol açar? Bir şeyi iyi öğrenmene yol açar ama eğer en başından bir şeyi yanlış öğrendiysen beyin tembel olduğu için, insan tembel olduğu için o daha önceki yolu tercih edeceğinden yeni yol çizmeye çalışmaz. Bunun çok kötü bir yan etkisi var. O da yeni bir şey öğrenmenin zorluğudur. Mesela bir insana yeni bir şey öğretmek zor değildir. Özellikle çocuklara bir şey öğretmek çok daha kolay ve eğlencelidir. Ama büyük bir insana, şimdi gelişme çağında özellikle bu yollar oluşturulur, bu nöronlar belirli bir ağ oluştururlar. Gelişme çağında insanlar bu yolları oluşturduktan sonra bunları verdiğin bilgi doğru ya da yanlış, bunun bir önemi yok. Ne öğrettiysen odur onun için. Hakikat odur onun için. Ve onu bozmak istemez. Çünkü bu insanı zorlar. Bu insanı zorladığı için daha önceden gidilmiş yolu tercih eder. O yol yanlış bile olsa. Anlatabildim mi ne demek istedim? Dolayısıyla sen şimdi gerçekleri açıklıyorsun ya. İşte bu ona göre gerçek değil ki. Kafasını zorluyorsun adamı. Yoruyorsun çünkü. Benim sorun değil. Yoruyorsun insanları. Benim anladın değil. Anladın mı? Benim sorun değil. Mevzuyu. Benim sorun değil. O zaman bu gelecek nesle kalır. Evet. Zaten amacım o. Hı hı. Yani amacım işin içindeki sıkıntılı durum o. Einstein'ın bir lafı var. Önyargıları kırmak atomu parçalamaktan daha zor diyor. Yani yani benim zaten başından beri söylediğim zaten bu. Yazdıklarım da bu. Ben bu topluma artık ne verebilirim ki yani, ama ben geleceğe bırakabilirim açık her şeyimi. Ben bundan sonra geleceğe çalışıyorum yani. Çünkü bu toplum benim gözümde artık bitmiş yani. Bu toplum zaten kendi bittiğini kabul etmiş zaten bir kere. Evet, hak etti diyorsun yani. Hak etti. Bu toplum her şeyi hak etti yani. Kimse kusamasını eleştirmesin kimse kimseyi. Herkes kendine dönsün bir baksın. Kendi hayatına bir baksın. Ya dün Marmaris'te ben orada yaşadım. Oradaki insanlar ormanları cayır cayır yandı. Orada insanlar yani olmadık orada yaşadı. Ben şahidim. Çok üzüldüm. Ormanlar, yangınlar söndürüldü. 4 gün geçmedi bir baktım ki herkes eş unutmuş.
Ya ne oldu? Ne gibi önlem aldınız? Ne tedbir aldınız? Ne yaptınız? Yarın yine yangın başlasa aynı durum tekrar şey yapacak. Değişen bir şey yok. Çok garip bir durum değil mi? Yani ben bu toplumda ne anlatayım abi? Neyse, o zaman bir dahaki bölümde biz devam edelim. Tamam. Şimdiden söyleyeceğin bir böyle bir şok bir cümle varmış. Ha, manşet. Ha, manşet. O zaman şöyle diyelim. Tabii artık dosyalar açılmaya başlıyor. Yani önümüzdeki haftadan itibaren, yani bu ikinci videodan sonra, üçüncü videomuzda Atatürk'e yapılan saldırıların gerçek sebeplerini araştıracağız. Yani Atatürk'e niçin saldırılıyor? Gerçek sebebi nedir? Saldıranlar kimlerdir? Kimler savunmadadır? Yani körler, sağlar, birbirini ağırlar diyoruz ya. Evet. Aslında ikisi de aynı kabın insanları. Yani değişmiyorlar. Yani Atatürkçülerle dinciler dediğin iki kesim aslında tek kesim. Birbirine habersizler ama aslında bu olayın. Tamam mı? Bunu konuşacağız. Bununla ilgili sırf bunu anlatacağım zaten. Yani Atatürk'e yapılan saldırıların gerçek sebepleri, nedenleri, buluşma arkasında neler olduğunu, uluslararası kavramları, Türkiye'deki yansımaları, geleceğe nasıl bir olay çıkıyor, ortaya çıkıyor. Onları ayrıntısıyla zaten çıkartacağım belgelerle, bilgilerle beraber. Sadece onu konuşacağız. Üçüncü bölümde sadece Atatürk'e saldırıları konuşacağız. Sebebi yani nedir bunların? Onu tamam. O zaman şimdilik şimdi senin canın sigarada çekmiştir. Valla şimdi sana bir buçuk yani, saat oldu. Sarmasınlar var ya, ben tabii bağımlı değilim de ama... Yok, alakası yok. Üç paketi geçmiyor günde. Yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Evet. Oo, kaç dakika olmuş ya? Bir buçuk saat oldu. Olmuş mu o kadar? Aha.